Oyun alayım sizi. Bakalım bu sefer görecek mi? Yeah boy. Evet, sizi de yanıma alıyorum. Tegocuğum selamlar. Hoş geldiniz yeniden. Pastel pembe saçım, evet. Birkaç gün internet olmuyor, gerçekten sıkıcı. Aa, benim buradaki stickerlerim ne işe yarıyor acaba? Bunlara bakmamıştım ben. Vallahi bakmadım. You can now listen to tracks from the whole game by ha under audio settings. You can now toggle a sensor by hiding in the highlights and start button. Ha? Evet, biz en son... Bak! Bir dakika, yanlış olmuş. En son burada kalmıştık. En son burada kalmıştık. Dark Souls yayını gelebilir ya. Bu ara Elden Ring'in gazıyla şey yapıyoruz yani. Evet efendim, en son... burada kalmıştık hatırlıyorsanız. Ne yaptık biz en son? Ona bir bakalım. Dur. Albüme bir bakalım. Bir hatırlayalım hani ne yaptığımızı. Ona göre devam edelim. Efendim en son. Baştan alayım mı? Bir saniye. Çünkü birazcık karışmasın. Bu unpacking'in olayı aslında bir şeyin hayatını anlatıyor. Bir kişinin İşte oradan oraya taşındığın zaman hani hangi anılarını götürdüğünü vesaire falan filan. Bunların hepsini anlatıyor ve hayatın ne kadar değişebileceğini anlatıyor aslında. Bu çocukluk odamız. Bunu yaptık. Kendi odasına ilk çıktığı zaman. Daha sonra 97'den 2004'e geçiyorsun. Burada artık üniversiteye geçişimiz vardı. Bunu yaptık. Bir arkadaşlarıyla mı yaşıyordu? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Ha pardon, bu şey galiba yurt odası burası. Yurtta kaldığı zaman. Daha sonra arkadaşlarıyla eve çıkıyor ve tek bir banyo kullanıyorlar. Daha sonra erkek arkadaşımızla şeye çıktık. Evimize çıktık. Birazcık zorlanarak evin içine sığışmaya çalıştık ama yine de sığışabildik. Daha sonra hüzünlü bir şekilde ailemizin yanına geri döndük. Çünkü erkek arkadaşımızla ayrıldık. Şimdi de kaç sene ediyor bu? 2 sene. Ondan sonra 2013 senesinde bir sene sonra kendi evimize çıktık. Kendi evimize çıktıktan 3 sene sonra mı? 2 sene sonra yine. 2 sene sonra yanımıza başka biri taşındı. Ve 3 sene sonra da şu andaki yerdeyiz yani. Burada da artık yeni bir eve çıkıyoruz. Ama tek başımıza mıyız? Yanımızda biri mi var? Bilmiyorum. O yüzden ama bu bana daha böyle şey geliyor. Ne derler? Aile evi gibi geliyor yani. En sonunda sokaklara çıkacağız. Bakın bilmiyorum. Burası giriş. Bakayım nasıl bir ev burası. Ya bu aile evi gibi, evet. Hani böyle bekar eviyle aile evi arasında fark vardır ya. Mesela bekar biri işte şey yapabilir. Ne bileyim biz odalı bir evde de takılabilir. Ama bu aile evi böyle. Odası var işte özel banyosu var. Bebek odası var. What's going on? Ha? What's going on? Dur şimdi eşyaları açtıkça bunu öğreneceğim. Hala aynı kadınla beraberiz muhtemelen diye düşünüyorum. Evet, ayakkabılar aynı çünkü. Bunun yeri vardır. Aynen. Bunları şuraya yerleştireceğim. Annem. Hayır, bu Aglar'ın odası yoktu ki be kardeşim 2015'te. Kim uyduruyor bunları ya? Allah aşkına Ag mı kaldı? 2010, 2015 miydi Aglar'ın odası yoksa daha mı?
şeydi. Bilmiyorum. Ya sevgilim bir kadın zaten. Dolayısıyla partnerimle aynı eve çıkıyorum diye. Ay yani aile evine çıkıp bebeğimiz mi olacak yoksa? Oh my God. Dur. Maşallah gezmiş de gezmişiz yalnız. Tayland'dan tut da Hollandalara kadar. Bu benim ayakkabılarıma benziyor. Ah be, hayaller. Bu tablolar ben üniversitedeykenden beri hala benimle geliyor kardeşim. Yalnız bir şey diyeceğim, bu biraz aralıklı olabilir ya. Bu olayı da hiç sevmem. Yani elimde olsa şey yaparım, şunları atarım yani. En sevmediğim şey böyle gezdiğin yerinden bir şey alıp böyle pıt pıt direkt girişe koymak. Niye bilmiyorum. Bir kadın bir kadından hamile kalabildiğini öğrendikten sonra gözümde her şey olabilir. Katılıyorum. Şimdi bu havlu, o yüzden buraya geçeceğim. Bayılıyorum. Abi banyoyu düzen... Ben banyo düzenlemeye bayılıyorum. Bak çok net söylüyorum. Ya hava atmak da hava atmak gibi bir şey mi bilmiyorum. Yani beni rahatsız eden şey ne bilmiyorum ama ben sevmiyorum abi. Bir gittiğim yerden bir şeyin işte yok. Mesela Eyfel Kulesi. Aşırı gıcık oluyorum. Niye bilmiyorum yani. Akıda 10 sene ne taşındı fakat. Şaka maka. Şimdi bu taşınma size çok geliyor. Ama ben 2015'ten beri abi. Bak 2015 3 kere taşınmışım ve 4. kere taşınacağım. Umarım son. Yani oluyor hayatta böyle şeyler. Ben diyorum ya, bu oyun oynarken daha önce de söylemiştim. Şeye çok özenirim diye. Doğduğun evde kalmak. Hiç yaşamadığım bir şey. Nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Doğduğun evde kalmak. Nasıl bir şey anlatsanıza. Nasıl bir olay? Vallahi çok taşındım ya. Vallahi çok taşındım. Ben ailemleyken de çok taşındım abi. Vallahi ailemleyken de çok taşındım. Sırf şey değil yani. Bakalım. Doğduğundan beri aynı evde. Güzel bir şeye benziyor. Vallahi. Ben bilmez, ben anlamaz. Ben öyle şeyler yaşamadım. 27 yıl, 20 ev. Ah Sabri sen bendensin biliyorum. 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 Abi ben de saysam sana yetişirim ama 20 değildir ya. Bilmiyorum bak bir gün oturup sayacağım bunu. Vallahi sayacağım. 22 yılda sadece 4 kere taşındık. O iyi. İyi. 3 kez falan. Doğumdan beri. 19 yıl 15 ev. Bak nasıl babası ya da işte annesi böyle memur olan, asker olan nasıl belli oluyor abi? Hemen evlere bak. Uyandırdın beni Musa. Envi hoş geldin. Müthiş olarak aramıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Eğer Discord'umuzda yoksan lütfen Discord'umuza da gel. Herkes de gelebilir zaten. Tekrar tekrar hatırlatayım. Ya bir şey diyeyim mi? Hiç taşınmamanın bir stabilliği var abi. Yani şimdi ben anlamaz dediğim gibi ama bana da şey gibi geliyor. Çünkü evin belli, yurdun belli, tamam mı? Hiç yaşamamışsın o şeyi. İşte sürekli arkadaş değiştirme, sürekli okul değiştirme. Ay o çok zordu be. Sürekli okulun değişiyor. Sürekli arkadaşların değişiyor. Sürekli öğretmenlerin değişiyor. Öğretmenler farklı bir yerden başlıyor böyle her defasında. Hepsine yetişmeye çalışıyorsun falan. Çok zor ya. Vallahi çok zor. Evde kimse yokken komşuya... İşte bak yani etrafındakileri tanıyorsun. Komşuların oluyor. Tanıyorsun onların içine giriyorsun falan. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Hiç yaşamadım öyle bir şey. Bağımlılık gibi bir şey. O kadar travma lan düşününce. Bak bir travmamı daha buldum. Burayı da saç için yapayım. Artık beraber yaşadığımıza ve aile kuruyor olduğumuza göre ayrı ayrı çekmecelere ihtiyacımız yok. Bu evde artık o kadar yer yok yani. Bu da bir gerçek. Şu cımbızı şöyle koyayım. Cımbızım olmazsa olmaz.
da böyle bunu şöyle koysam. Abi niye hala bunu kullanıyoruz ya? Bu ne ya? Ağlardım herhalde öyle şey. Valla yani. Adecim hoş geldin. Denizciğim bu olayın, bu oyunun adı işte böyle taşınırken sana bir hikaye anlatıyor aslında. Her odada bir hikayeye şey yapıyorsun. Çok çok tatlış bir oyun ya. Çok aşırı rahatlatıcı bir oyun bence. Dur bakayım. Bunu sığdıramadım. Niye aşağıda yer var da sığdıramıyorum ben bunu? Aa ben takılırım. Şunu şöyle koysam bunu bana yaptırmayacak biliyor musunuz? Burasını diyecek ki aa oraya onu koyamayız. Şampuanları çıkra. Benim senelerdir değişmeyen şampuanlarım nerede? Lan niye iki tane var? Benim huzurum bozuldu. Bu buraya sığmaz şimdi Allah. Ben sığdı tam. Gerçekten huzurum bozuldu. Ama Pisa Kulesi çıktı ya. Ama sen ciddi misin? Benim Pisa Kulesi'ne de gittim. O kadar güzeldi ki anlatamam. Selamlar, hoş geldiniz. Forest için insan lazım. Dolayısıyla. Aa bir şey diyeceğim, burada oda var. Çünkü diyorum ki lan bu mandalları niye buraya koyuyoruz? Çamaşır odası var. Kurutması var. Kurutma. Şey. Pisa değil mi ya? Hello. Hoş geldiniz. Bu ne? Tamponumsu. Tampon galiba. Bu ne? Ha, makyaj çanta. Bizim asla senelerdir içeriği değişmeyen makyaj çantamız da burada. Cunucunun üstüne koyarsın be abi. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Aa huzurum bozuluyor bazen. Deodorant. Bu da başka bir deodorant. Bu havlu. Şuraları kapayacağım bir dakika. Bu ne? D vitamini. Bu ne? Bilmiyorum. Vazeline benziyor. Anam ne çok şey var ya. Bık bık. Neyin ilacı bu? Bu ne? Ne bu? Bu ne? Vazelin gibi. Ya da Vicks gibi. Selamlar, hoş geldiniz. Ben bir şey diyeyim mi? Ben mesela taşınırken abi yani verdiğim kıyafet ya da işte verdiğim eşya sayısını size anlatamam. Vallahi billahi. O kadar çok eşya çıkıyor ki ne zaman aldığımı zaten hatırlamıyorum. Ama çok fazla eşya çıkıyor. Yani ki ben normalde de mesela böyle benim bir kafamda yerleştirdiğim bir ürün tarihi vardır. Aa saç jölisi de iki tane, niye saç jölisi var? Bence bu vitamin falan ha. Ya da hamilelikle ilgili bir şey diye düşünüyorum. Neyse. Bende şöyle bir şey var. Ne diyeceğimi de unuttum. Vallahi ne diyeceğimi unuttum. Tüm sıralamam gitti şu an. Farkında mısınız? Neyse. Bunu böyle küçük bir yere sıkıştırsam çok mutlu olacağım ya. Şunu şöyle koysam olmaz mı? Bak cam ses çıkarıyor, gördün mü? Evet, kadınların şey folik asit falan mı acaba? Olabilir. Ben folik asit içiyordum. Belki de, bilmiyorum. Ne diyeceğimi unuttum ama onu biliyorum. Bu çiçeği tuvaletin üstüne koyabilir miyim? Benim orada hoşuma gitti. Ben orada takılacağım. Tuvalet kağıtlarım nerede benim dedim. İlaçlar aslında kapalı yerde olması pek bir manası yok bu arada. Çünkü neden diyeceksin? Çünkü nemlenmemesi lazım ve aslında zaten banyoda olmaması lazım abi. Kaymasın, bebek var. Bu ne? Şu fırçalardan nefret ediyorum. Şunun başka bir yolu olmalı ya. Bu ne ya? Ay yine kadının toprağı geldi. Delireceğim. Bu kadının bu toprağı. Böyle bir bitki annesi olamaz ya. Ah.
çamaşırlık. Nice days. Tane daha. Bu bizim evdekine benziyor ha. Evet çok güzel bunlar. Çok rahat bir de. Bize bizimkinin önünde böyle dergilik var. Dergi koyabiliyorsun oraya. Vallahi cümleyi unuttum ne diyeceğimi. Bizim koltuklar o son taşınırken kırılmışlar. Şu an evde salon diye oda var tamamen boş. TV'yi de açamıyoruz. Elektrik yüksek diye her şey yanıyor çünkü. Ay. Ya. Çok bok iş. Bu ne be? Duş jeli galiba. Jiletini buraya koyabilirsin. Paslanmaması için bir altlık al onu ama. Allah birileri yine mangal yapıyor. Bugün pazar değil mi? Mangal kokuları geldi. Yine mangal vakti. Ya ne çok hap çıkıyor bu evden. Ne yapıyorsunuz siz? Eczacı mı bu kadın? Ne bu kadın? Bu ne? Ne bu? Losyon mu bu? Yemin ediyorum anlamadım. Bir mangal koktu anlatamam size şu an. Vallahi billahi. Aha, yılların eskitemediği böcekle. Yani bir şey diyeceğim. Artık bebeğiniz var. Onu öyle sorumsuzca orada bırakamazsınız. Bunu da söylemek isterim. Bunlar böyle ha. Arkaya saklayayım en azından orada şey olsun. Ya bu ne? Ne bu? Bu şey mi? Çamaşırla ilgili bir şey mi acaba? Bunları buraya... Aha bak buraya konuluyormuş. Bir dakika. Şunu şuraya assam da olur. Ehe! Aa bak güzel. Şimdi oldu. Okey. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu benim çok göz huzurum bozdu bu olay. Şöyle bir şey yapsam. Hayatımda da böyle bir şey görmedim yani. Organizasyon. Bu ne ya? Bunu buraya da koyamıyorum. Bence bunun bir olayı var ama. Şuraya falan mı koyacağım acaba? Dur. Bana zaten oyun der. Senin Allah cezan versin oraya mı konur diye. Muhtemelen. Ben mesela bacağıma krem falan sürüyorum ya. Sürüyorsun ya şeyden sonra genelde. Banyodan sonra falan. Bilmiyorum benim cildim biraz kuru olduğu için sürmem gerekiyor. Banyoda olması daha güzel oluyor. Çünkü basit. Basit yerde. Far neden aşağı koy? Çünkü yer yok. Şu anda burada. Selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Kapat burayı da. O hiç olmamış gibi davranalım. Bakalım neyi beğenmeyecek sonra. Soyunma odası var. O bebek 20 kere girip kırar onu. Sen deli misin? Odasına da almıyor biliyor musun? İlla banyoda. Abi kim banyoda makyaj yapıyor ya? Ben anlamadım ki. Hıyar oğlu hıyar. İyi bir şapka. Şimdi gelelim en önemli konulardan birine. Tişörtler şeye devam. Katlanmaya devam abi. Hiç uğraşamam. Etekleri asıyoruz. Çünkü etek katlanmaz genelde. Bana anam bunu öğretti. Bu ne? Pantolonu katlarım umurumda da olmaz. Tight. Benim partnerim şey giyiyor. Sürekli tight giyiyor abi. Bak tek giydiği şey bu. Tight short. Tight short. Tight short. Spider-Man kostümünü giyeceğim. Bak bunların hepsini dolduracağım abi. Spider-Man burada giyinecek. Sorun etme. Mücevher kutu ben bilmez. Ben bilmez. Benim bir ara iş kıyafetlerim falan vardı. Aa bu partnerimin. Aa tabii. Girly girl. Dur. Daha var bak mesela. Hiç benim böyle bir şeyim gördünüz mü? Yok. Feminen bir biç. Ondan. Dur bakayım. Yukarıda asayım değil mi ben? Şu böyle kalın şeyleri yukarı asmaya karar verdim an itibariyle. Niye hüzünlü müzik girdi? Mutlu olmamız gerekmiyor mu? Ben yine mi mutsuz? Beni yine mi mutsuz edecekler?
Aha! Kurabiye kutusu. Short. Bak. Kurabiye kutusu değil ama. Dur, short. Bu müziğin mutlu mu olması gerekiyor? Ackerman. Oyunun ismi Unpacking, evet. Dimitres, hoş geldin, hoş geldiniz. Erken doğum riskiyle yatağa mahkum kaldım. Yayınlara denk gelince çok mutlu oldum. Teşekkürler. Huzurcum. Ay, ismin ne güzel ya. Öncelikle onu söylemek isterim. Erken doğum riski. Ay, çok geçmiş olsun. Umarım sağlıklı, sapasağlam bebişini eline alırsın. Kolay gelsin. Ben de yaşadım onu. Çok bir de şey, korkutucu bir şey yani. O yüzden çok iyi anlıyorum. Ben de yaşadım, böyle 2 ay boyunca yataktaydım. Bu yüzden umarım çabucak riskin de geçer, rahatlarsın. Bunları nereme sokacağım ben acaba? Hırkayı da buraya koyuyorum ben. Şey, size bir şey diyeyim mi? Bu hırkalar moda ha. Her yerdeler. Her yerde. Bu da bir çorap mı bu? Çoraba benziyor. Bluzu da, bir dakika, bluzu. Bu tip bluzları ben katlayamıyorum ya. Eğer askıya asabilirsem askıya asarım yani. O yüzden bu kıyafet hala eskimedi be kardeşim. Ne kıyafetmiş ya. Yemin ederim ya. Dur, sütyenlerimi koyacağım, bir yer lazım. Ay. Bunlar çorap mı? Ben anlamadım. Bundan ki... Bir dakika, şimdi çözeceğim. Bu gizemi çözeceğim. Sanırım çorap onlar, biliyor musunuz? Vallahi çorap. Onu değil, askıyla al. Bak, şu aradan almaya çalışacağım şimdi onu. Beceremeyeceğim kesin. İyi. Şuraya koymam lazım. Çünkü ben takıntılı biriyim. Hatta şöyle yapacağım bak. Dur. Bunu alıyorum. Tamam mı? Bu uzun kollu bir elbise olduğu için onu geri koyacağım. Uzun kolludan kısa kolluya gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bir de boyuna göre gider elbiseler. Öyle. Boyuna göre gitmesi lazım. Bak, uzun kollu, kısa kollu. Aa! Bak, bu öne gitmiş. Sen beni mi yiyorsun ha? Ya bakayım çabuk. Boyuna göre bir de tık tık tık. Bu işler böyle. Takıntılı olmak bunu gerektirir. Daha sonra şeye de bakacağım. Mesela yerim varsa şunları da renk renk koyacağım. Siz merak etmeyin. Bu iş benim. O iş bende. Yoksa böyle düzen mi olur? Niye bundan aynı 2 tane var? Şimdilik böyle koyuyorum. Sonra halledeceğim onu. Ne güzel bir şey. Aha. Yine partnerimin taytı. Kaç tane taytım var, insafsız. Bu gecelik mi yoksa elbise mi, ben hala çözemedim. Bak, senelerdir bu kadınla beraberim. Bunu asamıyor mu ben? Şu elbise gecelik mi değil mi, hala çözebilmiş değilim abi. Valla bu mesela, bu da gecelik herhalde. Ay, yakınlaşınca bir güzel olmuştu. Heh. Geceliğe benziyor değil mi? İkisi bir şeyden. Aa! Ah, mont var, dur. Niye asılmıyor bunlar şimdi? Buglandı mı? Bu ne oldu? Ha, ay, şimdi bunların ne, hepsini al. Ha, bu uzun diye mi asamıyorum ben bunu? Hayda. Sana ne kardeşim, istediğimi asarım ya. Ama sinirlendim. Bu olmadı. Şu an bütün planım değişti. Aa! İnanamıyorum. Oldu mu şimdi? Ben bunları buraya astım. Vallahi canım sıkıldı. Göz huzurum kaçtı. Olacak iş mi bu ya?
Göz huzurum cici. Vallahi yıkıldı. İnşallah başka bir şey çıkarmazlar. Şu anki umudum bu. Bu ne ayol? Pijamamsı bu. Şunu da şöyle alayım. Bu da çirkin bir şey çünkü. Pijamalar farklıdır diye düşünüyorum. Aa, G çorap. Bu buranın değil bence. Şey değil mi? Eşimde de ne şey varsa maşallah. Sütyenleri alayım ben. Şu etekleri yukarı asacağım ben herhalde. O kıvama geldik. Nasıl uzanacağız oraya bilmiyorum ama. Chill modda sinirlenen. Ya ne yapayım ya? Benim de bir düzenim var. O burada organize olmaya çalışıyorum. Şu hale bak. Short. Yine short. Aman ya Rabbim. Yine tight. Kasa. Oo. Benim hiç kasam yoktu. Bu kadın işi biliyor. İşte insanın böyle partneri olmalı, tamam mı? Sende olmayan bir şeyi tamamlamalı yani. Tabii. Bu nereden çıktı şimdi? Allah Allah. Merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Sen nereden çıktın? Vallahi canım sıkıldı. İlaç olabilir miyim? Artık bilmiyorum. Bu ne ya? Bu da mı uzun? Bak şimdi. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Bunun mu? Aa, bunun her rengini almış. Tam bir ruh hastası benim gibi. Bir şeyi beğenince böyle her rengini almaya çalışıyor musunuz siz de? Yoksa sadece benim manyaklığım mı? Ona göre şey edeceğim. Bu konuşmaya devam edeceğim. Size bir şey diyeyim mi? Bu elbiseler buraya sığmayacak. Ya vay anası kardeşim ya. Bu kadar ne kıyafet ne bu? Hayır mı? Ne demek hayır? Ben eğer bir şey de çok ben mesela bu üstümdeki var ya bundan iki tane aldım. Çünkü benim sweatshirt elbiselerle bir alıp veremediğim var. Ve inanılmaz rahat ediyorum evdeyken. İki tane aldım. Aynısında. Şimdi bana böyle bir probleminiz olmadığını mı söylüyorsunuz yani? Bu benim problemim mi? İnanamıyorum. Vallahi. Abi et bu kadar etek yok ya. Etek bu kadar etek askısı ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız bu kadar şeyle? Aa. Güzel sweat. Ya sweatleri ben çok rastgele buluyorum. O yüzden vallahi hiç bildiğim... Ne demek? Oğlum katliam çıkarırım ya. Bir dakika bu iş. Ben pisleşeceğim. Ben pisleşeceğim. Bir dakika. Her şeyi çıkarayım ben pisleşeceğim çünkü. Dur. Başlayacağım sizin şeyinize. Kapat bu çekmeceleri. Kapat. Ben o kadar çalıştım. Çabaladım ulan. İşte bu sarı şeyin üstü nerede? Buraya da koyamıyorum. Ben o kadar çalıştım, çabaladım. Etekleri. Diyor ki şimdi etekleri uzun. Ne demek ya? Dur. Önce bir sütyenleri alayım. Bu sport bir kere. Spor sütyeni. Yanda dursun. Bir tane mi spor bra var? Bu kadar spor şey yapan birine. Bir tane. İnsanlar nasıl yaşıyor ya? Vallahi nasıl yaşıyor bilmiyorum. Şey. Şimdi bu etek uzun olduğu için ben bu eteği asamıyorum. Bana bunu mu demek istiyorsun? Harika. Müthiş. Harika. Efso. Bakalım dur.
Ben bunun intikamını alırım. Onu söyleyeyim de. Ona göre şey yapalım. Anlaşalım. Bunları astırmıyorsun yukarı. Diyorsun ki bana, aa bunlar uzun. Çok iyi. Müthiş. Bu etek bence uzun ya. Bayağı uzun. Bu kısa. Tamam. Bu ne? Bu en uzun. Bir dakika. Şunun yüzünden sanırım olmadı demin. Dur. Böyle bunu koyacağım. Sonra bu eteği koyacağım. Evet. Ruh hastası olmak. Ay, valla yoruldum ha. Bunlar neydi? Bu gecelik zaten. Bunu geceliği buraya koyayım. Pijamayı da buraya koyabilirim. Üstüne koyabilir miyim bunu? Heh, çok güzel. Al. Al bunu, göt. Göt değil, git manan. Göt demedim. Al bunu, göt. Al bunu, git. Demek istemiştim. Yanlış anlaşılma olmasın aramızda. Bu neydi? Bence bu da gecelik. Beni kimse kandıramaz. O yüzden bunun üstüne koy. Bu ne? Sports bra. Bunu da şöyle asarım ben ya. Dur. Bilip. Bilip. Ay, bu etek miydi? Ah vallahi etek. Nice. Bir şey diyeceğim. Bu kadar etek askısına. Ne gerek vardı? Çok pardon. Bu kadar etek yok ki. Allah Allah. Bu kadar etek mi var? Çok ayıp. Çok ayıp. Hayır, bu kadar etek yok ki. Onu söylemeye çalışıyorum. I'm a family friendly channel. kısa kollu çünkü. Tamam. Bunu da böyle koyayım. Hani arkada gizli. Anladın? Genius. Aa, bunun üstü buradaymış. Kadına deminden beri bok atıyorum. Kimse de demiyor ki Beril abla kadına bok atıyorsun ama bak pijamaları orada diye. Elin saf be kardeşim. O zaman gecelikleri neyse, tamam. Sesif olma. Dur. O, dur olayım. Bir dakika, ben takılırım. Heh, bak şimdi bak. İki pijama takımı yan yana. Şu an işim, ciddi diyorum, içim rahatladı. Ya işim değil de içim rahatladı, öyle diyeyim. Eğer bunu kullanmayacaksan bunları yan yana koy. Çünkü hani görmemen aslında. Bunlar tişört abi. Dur. Burada tişörtleri şöyle alsam. Niye tişörtleri almama izin vermiyor? Kardeşim kaç tişört koyabilirim? Bu bir tane Louis Vuitton çantası var. O Louis Vuitton çantasına benziyor. O mu acaba? Louis Vuitton. İki tane mi koy? Ne, bir de boktan bir çekmece şey lan bu. Aa, selamlar, hoş geldiniz. İki stack. Evet. Aa. Bakayım. Bana bak Baran. Dur. Daha bitmiş gibi mi duruyor evin dizayn? Seni mahvederim ya. Bunlar böyle. Bunlar renkli olduğu için böyle kalsın. Ah. Bunu böyle koysam. Burada bavul var. Bavulu nereme sokayım ya? Aman. Valla canım sıkıldı. Dur. Şort var. Tek bir şort. Bir tane. Bunu da koyabileceğim bir yer yok. Ben bunu o zaman bir yere asmaya çalışırdım mesela. Mesela. Koy şuraya ya. Bununla mı uğraşacağım? Etek askılarını da şurası. Bence bir
Yani diğer kolilerin birinden bir etek furyası gelecek bana. Vallahi bak görürsün. Sonra dediydi dersiniz. Dediydi. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bir yere sığdıracaksınız herhalde. Askı açıkta kaldı. Sen manyak mısın? Sen manyak mısın? İnanmıyorum ya. Bu ne kalitesi? Bu ne görgüsüzlük ya? As. Burada bunlar ne? Şort. Şort. Ama yerim yok. Yukarıda bir şey düştü. Bu nedir ya? Ne bu? Mücevher kutusu mu bu? Şunu şöyle koysam abi. Hah bak. Mis. Parfümleri de buraya koy. Sanki çok düzenliymişsiniz gibi. Bu ne? Ah huzurum kaçtı ya. Vallahi şuraya sıkıştıracağım bunu. Bavulu da buraya koyacağım. Koyacağım. Çevirir misin şunu? Çevir şunu. Böyle koyabiliyorum. Harika. Enfes. Bunun burada işi yok bence. Sen burada kal ama onu ben gelip aldıracak bana. Selamlar, hoş geldiniz. Kasayı bilerek oraya koydum. Vallahi, bakayım defterin üstüne koyabiliyor muyum şapkayı? Koyamıyorum. Koyamıyorum. Kısmet. Muhtemelen bu defter buranın değil zaten. Onu alırız. Ah geldi yine benimki bitkileriyle. Aa, raf koymuşlar. Çok zekice. Bakayım ne var? Bu sefer her şeyi ortaya çıkaracağım. Aa, civcivlerim geldi. Bakayım koleksiyona neler gelmiş. Ona göre. Kimin alarmıydı bu? Hala bu alarm mı kula? Bu ciddi ya. Vallahi ciddi. Abi beraber yoga mı yapıyorsunuz? Ne bu? 2020 mi ya? Çıkmamış daha. Bakalım içinde. Bakayım. Ay, aynı Bluetooth şeyleri var. Gerçekten kendimi atacağım bir yerlerden. Mutlu olan hiçbir şeye tahammülüm yok. Yok. Herkes mutsuz olacak. Burada da perdeleri yakarım ben ama olsun. Sonuçta bu bir oyun ve burada perdeleri yakabileceğimi zannetmiyorum. Ne bu ya böyle mutluluk falan? Bu ne lan böyle? Aman çocuğum, popolarını dönsünler. What the fuck? Bu ne? Ben ona da sinirlendim. Abajurlar niye farklı abi? Ne bu ya? Lambaların ikisi farklı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir yandan da bak takdir edilmeli. Kimse kimseyi bir şey için zorlamamış. Herkes sınırını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Takdir edici öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani şey değil. Herkes kendi istediği şeyi alıyor falan. Bu kadın gece yarısı manifestlemeyi seviyor. O yüzden defteri var. Biliyorum hatırladım bu olayı. Üstüne koyamıyor muyuz? Ay, özel kalemi var. Götüm. Götüm. Aa, sinir bozucu. Şunu şöyle koyabiliyor muyum? Ah, gece kalkınca yazarsın. Allah'ım yarabbim. Kulaklık. Bu kimindi? Bu kadının mıydı ya? Vay, hiç hatırlamıyorum. Dur, şunlar bir çıksın. Bu kadında walkie talkie falan var. Nedir bu kadının olayı? Gizli ajan falan mı? Buraya falan koyabiliyor muyum ben bunu? Hayatımda gördüğüm en kalın tütsü maşallah. Şükür defteri. Şükür defteri. Rüya gördü. Evet, rüya günlüğü de olabilir. Ama ben ona manifest yapıyor gibi geliyordum. Ay, dur. Popucu var bak, popo. Popucu. Dön popoyu. Evet. Bu tarafı da yapalım.
3. Tabii ki su şeyi. Ulan kaç civciv var? Gözlüğü var. Ah. Benim bu civciv serisine ihtiyacım var. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Bak şuna ihtiyacım var. Bu bir ihtiyaç. Babacım amacım. Bak babacına bak. Çok havalı biri. Çok havalı. Lanet olsun. Çok havalı biri. Bu defter benim mi? Vallahi bilmiyorum. Cem hoş geldin. Cem, depremi düşünen biziz ya, boş ver. Burada düşünmeyeyim abi. Sabitle altına şey yaparız, sabitleriz onları, rahat ol. Şimdi bu çanta içeri mi gidecek acaba? Bunu buraya koy ya. Ne bu? Üf, salak soluk şeyler. Sığmıyor ki kankicim senin şeyin. Seninki pembeydi. Sen daha feminensin. Al. Bunun burada ne işi var? Bu buranın değil. Böyle falan koysam. Aşağısına koyamıyorum. Çünkü nasıl koyayım? Ya bu ne yapayım? Bunu da böyle hep bu kadın şeyde istiyor. Başucunda istiyor. Koyamıyor muyum ya, öyle kalsın. Bunun yatağın altı. Her kadının yatağının altında bir tane sıcak su torbası vardır. Bunu da böyle koy. Hadi yallah. Zaten beğenmedim odayı. Çalışma odası vardı. Ha, buraya yapıştır. Şu küçük tuvaleti yapmaya başlayayım. Hayvofçum sen Cafe Talk'u daha bitirmedim ben. Bitirirsem. Alo merkez. Şey diyeceğim, burada banyo yok abi. Ha, bir pötpörümüz eksik. Pötpörümüz. Pötpörümüz eksikti. Hayatta. Bu ne, bu kıç kadar banyo? Hayret bir şey be kardeşim. Eski banyomuzdan eser mi var? Şuraya bak. Rezalet. Bu ne ya? Ha, bu ebeveyn banyosu mu? Ama ikisi çok farklı değil mi ya? Yani şimdi düşünürsen halıyı asabiliyor muydum? Aa evet. Şimdi düşünürsen bir tanesi böyle çok hikaye odaklı ya. Şey Cafe Talk'u düşünürsen bayağı hikaye odaklı. Bu da hikaye odaklı ama orada bir şey yapabiliyorsun. Bir atraksiyonun var. Yani konuşabiliyorsun. Anladın? Bunda öyle bir şey yok. Direkt yani sadece izliyorsun. O açıdan düşündüm şu an. Eyvah, burada çok eşya var belli. Kimin başarılarını öveceğiz? What the fuck is this? Aa. Kim bu kadar başarılı, ödül müdül? Biz değiliz ve onu biliyor. Ha, biziz, biz olabiliriz bu arada. Neden biliyor musun? Çünkü bayağı geliştik. Çizimimizi mi yapıyorduk en son? Tabii, tabii. Tabii, bir saniye. Bir saniye. Neredeydi o defter? Sen gel, sen buranınmışsın meğersem. Ay, daha mutfak mı? Aa! Vallahi oturup ağlayacağım şimdi. Valla ağlayacağım. Şimdi ağlayacağım. Bunlar çizimlerim, benim eski defterlerim diye düşünüyorum. Kreativite daha baskın. Bir de şey, aynen. Kahve kombinasyonu var. Doğru diyorsun. Doğru. Şey bir de, ne derler? Bunda Sandbox modeli de, Sandbox'ta var ya. Yani şimdi mesela bunu yapabiliyorsun. Evet. Ama sana belirli sınırlar koyuyor. Diğerinde sandbox açtığın zaman sınır koymuyor. İstediğin yere koyabiliyorsun. Bir de ödür. Durduk yere stres yaşamak. Abi çok. Şu an gerildim ben. Ne kadar mutluydum ya. O kadar mutluydum ki, o kadar olur. Lanet olsun. Allah'ım. Bu ne, bıçak mı?
Ha, bir tane daha vardı sanki diye hatırlıyorum ya. Bu laptop eskimedi mi? Allah aşkına. Sinirlerim tepeme çıktı. Bu silgi bak yemin ediyorum size çocukluğumdan beri benle bu silgi. Nasıl bir silgi bilmiyorum abi. 10 küsür yıldır benimle. Çok net. Çok net söylüyorum. Maşallah var yani. Hangi marka bilmiyorum. Öğrensem gerçek hayatta edineceğim yani. Bitmiyor abi. Bitmiyor. Bu kaliteli sketchbook tabii daha iyi şeylerde. Daha iyi çizimlerde. Aa bak bileğine bir şey olmuş. Bu ne? The fuck is this? Ha kağıt. A4. Uf A4'ler ne pahalanmıştır ha. Şimdi düşününce. Keşke yanına asabilseydim. Bak huzurum kaçtı dur. Tansiyoncu yazayım. Selamlar, hoş geldiniz. Mor bir eskiz. Mutluyken. Bak, bu sepetin aynısından bende var ya. Ben bunu söylemiş miydim daha önceki yayında? Kesin. Yazıcı almaktan vazgeçtim çok çok. Bir ara kağıtlara çünkü aşırı şey gelmişti hatırlıyorum yani. Aşırı bir zam gelmişti. Başlarım böyle işe. Ah. Ben kalemlerimi ortalıkta seviyorum ya. Ortalığa koyacağım. Lava lambası. Hayır. Bunu koyabiliyor muyum? Yeah boy. Ama hoşuma gitmedi. Böyle olsun. Araya ne koyacağız? Kaktüsü koy. Yeah boy. Gerçekte öyle kötü durmuyordu. Güzel duruyordur bence. Ben inandım. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Bu ne abi ya? Bir şövalyemiz eksik bu şeyde. Çalışma masasını. Problemi bu. Kadının o kadar çok hobisi var ki. Bu da benim gibi lila manyağı belli. Hiç çocukla ilgili bir şey yok yani burada diyecektim ki Peppa Pig şeyleri gelmeye başladı dur. Peppa Pigler. Aa yoksa kadın şey mi yazmaya başladı? Çocuk kitapları falan mı çiziyor? Aa. Olabilir. Olabilir. Gayet olabilir. Ben inandım. Kafamda kurdum ve inandım. Stres topu tabii ki. Bu ne? What the fuck? Aa evet. Ciddili. Galiba. Yakında kalem kağıt yiyerek hayatta kalmaya çalışacağız. Ya. Hangi kutu? Ne bileyim ben. Hangi bataranklar? Ya Baran sen misin? Oo, vakumlar alınmış. Bir dakika. Bir dakika. Bir refah görüyorum ben burada. Hayatta benim görmediğim bir refah seviyesi. Aha modem. Dur bunları düzenleyeceğim ya. Allah cezanızı vermesin. Vallahi canım sıkıldı. Abi bu laptop ne ayak o zaman? Madem şeyin var. Allah Allah be kardeşim. Kasası var hayvan gibi. Daha ne istiyor anlamadım ki. Koy kasayı buraya. Aa. Dur. Bütün planım bozuldu yine. Ben yine bir huzursuzlaştım valla. Şunu şöyle soksam. Laptop'u da mı koysam oraya? Ne yapacaksın laptop'u ya? Ne güzel iş ya. Şey. Efendim. Çizim şeyi. Vacom'un ebesi hatırlamıyorum bunların ne olduğunu ama bunlar çok seksi bu arada. Yani param olsa alacağım ilk şeylerden biri herhalde. Şey böyle üzerine çiziyorsun dijital olarak tamamen yolluyorsun böyle müthiş bir şey.
Gerçekten müthiş bir olay. Böyle ekrana resmen böyle. Hayvan gibi bir tablet düşünün yani ekranı olan. Çok güzel. Ha Cintiq aynen. Of nasıl güzel. Bakalım Cintiq'ler ne kadar olmuştur abi. Buna bakalım mı? Bak ya bak. Mr. Potato ne dedin? Al da seni izlemeyeli. Aa, tam okuyordum. Potato. Ne yazdın? Güzel bir şey yazıyordu. Güzel bir şey yazıyordu. Dur. Bakacağım. Ben takılırım böyle şeylere. Vakum. Çünkü vakum Türkiye'de var diye biliyorum. Benim vardı bir tane. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Bakıyorum. Vakum Cintiq ne kadar? 6250 mi? Küçük bu herhalde diye düşünüyorum. Küçüktür. Küçüktür ya. 63K diye. Hayır abi 6250 var ama küçük bu belli. Büyükleri var. Bu Vakum Cintiq 16. Bu hayvanın ki kocaman. Resmi satıcı. Vakum Türkiye'ye bakacağım şimdi. Dur. Ha bende Intuos var. Bak bakacağım şimdi. Intuos'u ben 2017'de abi ne kadar aldım? 4000 aldım galiba. Bakacağım şimdi fiyatına. Hemen bakıyoruz. Evet Intuos şey ekransız olan. Ama large'dı benimki. Small medium'lar aynı fiyat galiba. 0 lira mı? Satışa kapalı. Large yok. Satışa kapalı. Medium aynı fiyatı olmuş. Öyle diyeyim. Cintiq'e bakacağım. Bakayım kocaman olanı istiyorum. Fiyat teklifi isteyin. Adamlar yazamıyor. 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 Benden teklif isteyin. Bir tanesini yazamamışlar. Utanmışlar 2021 versiyonunu. Diğer Cintiq Pro 32 pen touch grafik tablet 55 bin. 55 bin lira. Yani 55 bin lirayı oraya koyuyorsa diğeri için şey istiyorsa fiyat söyleyin bana diyorsa o 70'ten aşağı değildir abi. Bak net söylüyorum. Net. Vallahi. Tabletin kalemi bayağıdır kullanmıyordum. Kendi kendine bozuldu. 2 sene önce 250'ye aldım. Kalem artı tablet. Şu an sadece kalemi 500. Normal fiyatı 700. Oh. Oh. Ah. Twitch'te yayın yapıyordum evet. 4K. Oh. Va bir şey diyeyim mi? Mis gibi para. Valla. Yazdığını yeniden yazdın ki geride kal. Dur bakayım Patatocuğum. Abla seni izlemeye 6 yaşında başlamıştım. Sims 3 Supernatural izliyordum. Şimdi ise 13 yaşına gireceğim. Seni izlemeye başladığımda 7. yılımız kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim Potato. Ne güzel bak. Beraber geçirdiğimiz 7 yıl. Powerpuff Girls'deyiz. Selamlar. Hoş geldin. Çok özür dilerim. 55K vereceksen Wacom almam. iPad Pro. Aynen ben zaten. Şeyi keşke Cintiq alacağımı onu şey yapsaydım. Valla. Cintiq diyorum. Intuos. Radyoaktif santralleri bebek odasına. Tabii. Alfa nesli oğlum bu. Alfa nesil bunun 5G çekmesi lazım. Vital çizim. Ya. Güzel bir şey ya. Çizimin her türlüsü güzel. Valla. Şöyle koyayım. Kartlarımı şöyle sıkıştıracağım abine. Adama kart mı göstereceğim? Bu kadar da geriden olmaz ki. Heh. Kalemimi, silgimi şuraya koyayım. Çekmecesi yok ya. Bir masanın çekmecesi yoksa abi. Benim sinirim bozuluyor. Bak net. Bu olabilir. Senin malzemelerle bu kadar oluyor ablam. Bu yani. Yapabileceğimin en iyisi buydu. Bu arkadaş niye böyle kaldı bilmiyorum. Sen böyle kal. Yapabileceğim en iyisi bu. Vallahi bak.
Durumu bu yani. Modemi şöyle koyayım ya, dur. Modemler ilk geldiğinde, bu arada bir şey diyeceğim. Modemler ilk geldiğinde benim de çizim masam var, çekmecesi var. Valla. Kaktüs, evet ya. Kaktüsü bunun yanına koyayım, şeyi çeksin. Radyasyonu emsin. Öyle bir inanış var. Kaktüs koyarsan radyasyonu emer. Ben çizim yapıyordum eskiden. Çok uzun zamandır yapmıyorum. Simay'cim hoş geldin. Simay ya. Seni çok özledim. Tatlım. Dur, kitapları dizmeye başlayayım abi. Bu evde kitap bitmiyor. Hani kötü bir şey olduğundan değil de. Hani ne gerek var? Anlatabiliyor muyum bu kadar şeye? Peksacım hoş geldin. Simse şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. İyi ki varsın. Peksacım. Çok teşekkür ederim. İyi, umarım istediğin bölüme kolayca yerleşirsin. Ben seni daha çok özledim deyip Discord şey yapıyor. Rica ederim. Kaktüsünüz ortada dursun. Ben kaktüs çok severim bu arada. Benim çekmecem var ama çizim değil. Çizimciler kendi çekmecesini çizsin. Abi Baran'ın kafasını yaşamayı çok istiyorum ya. Valla. Valla. İstifçi biri. Ben. Aynı ben. Ha bak, ailesinin kaç tane çıkacak bundan? Ben korkmaya başladım. Abav. 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 Bu ne? Şey mi bu, scanner mı? Bilmiyorum da. Bir yere sokalım. Bu dışarıda kaldı. Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Kitaplar çıkmaya başladı. Sizi sinsiler beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Bebeğiniz oluyor. Niye sığmadı şimdi buraya? Her yerde çiçek. Yemin ederim yıldım. Şimdilik burada kalsınlar. Hatta şuraya koyabilir miyim bunu? Bu ne? Bu ne bilmiyorum abi. Nedir bu? Şey, tütsülük falan mı? Hani tütsü şeyi mi çıkıyor içinden? Nedir? Vallahi istiyorum ya ben Baran'ın kafasından. Çok güzel kafa. Baran'ın kafası Avrupa'yı şaha kaldıracak. Brett Chakmaktaş aynen böyle demiştir. Doğru bilgidir. Tarihi kaynaklarda falan geçer. Tabii. 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 Bir laptop daha çıktı, ben çıldıracağım. Net. Çıldıracağım. Toto. Bu ne? Hı? Sen annen. Vallahi içim çıktı. Küçük küçük kıpı 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 kıpı. Geldi benimki. Şunu şöyle alsam olur mu? Bak, ödüller burada çünkü. Olmam mı? Ya bu salak şey niye hala benim hayatımda? Vallahi yoruldum ya. Simay'cim çok teşekkür ederim. Müthişli olarak aramıza katıldığın için. Desteğin için çok teşekkür ederim tatlım. Öperim seni. Kedi burnunu yerim. Bunu buraya koymaya karar verdim. Bu niye tak ediyor? Peluş değil mi? Bu birinin ödülü. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Bak hala devam ediyor kitaplar. Bak hala devam. Yine bir çizim bir şeysi. Bu ne? Ha dur. Bunlar bardak altlığı. Niye dört tane? Biz iki kişi yaşıyoruz. Dört nereden çıktı da? Ben yokken bir şeyler mi oldu burada? Ben anlamadım. Neyse, başarılarımı astığım bir yer yapayım. Anti-hero. Season 2. Herhalde bir şey, anime şeyi falan mı yapıyor bu kadın? Ne yapıyor? Kafam çok karıştı valla.
Şunları şöyle koyacağım. Neyse bu artık. Karım geldi buraya abi. Bir şeyler koydu, bilmiyorum. Kafam çok karışık. En sevmediğim şey ne kalınlığı tutuyor kitabın, ne boyu tutuyor. Hayret ötesi. Da buraya sıkıştıracağım. Aile fotoğrafı. Laptopu gerçekten buraya mı koyacağım ben? Buraya koyamayacağıma göre abi, bunları üste alayım, ne yapayım? Aşağı koyarım laptopu da. Madem laptop burada. Hayır, laptop niye burada? Ben Türk'üm. Mesela kapıdan biri girdi abi direkt. Çalar ki bunu. Niye burada? Simay. Stray ne yapacak? Stay olmak böyle bir şey. Discord'dakiler de sormuyor. Lütfen saçına ne yaptın yoksa. Saçıma ne yapmışım bebişim? Ne açıdan soruyorsun yani? Hani uzadıysa, uzaması hakkında soruyorsan kaynak yaptırdım. Boyası hakkında soruyorsan boyayı 3-4 tane karıştırıp şeyle yapıyorum. Hangisini soruyorsun? Ona göre. Kırmızı şey CD okuyucu TV'nin oraya koy. Ya tamam da istediğim yere koyacağım. Bir sakin ol da. Koyarız bir yere. İşte CD okuyucuya benzemiyor ayrıca. Stray Kids Everywhere. All around the world. Dur, şunu yapayım. Ya sen sinir oldun diye ben bütün düzenimi mi değiştireceğim ya? Hayret bir şey. Ya oğlum ben de onu dedim. Kapıdan girip oldu. Ama sen Türk olduğun için böyle düşünüyorsun. Anladın mı? Türk olmasaydın böyle düşünmezdin. Çünkü böyle dertlerin olmazdı çoğunlukla. Hayret ya. Ya ben dedim tamam, ben anksiyetemi yaşıyorum zaten ya. Allah Allah. Mesela ben ya. Ben daha dört kişi olduğumuzu kabullenemedim. Bir şey diyeceğim. Bu şeylerden biri mi? Hani bazı evler vardır arkadaşlarınız. Bizim ev öyle değildi, o açıdan soruyorum. Hani böyle sürekli masa hazır bir şekilde bekler. Bu evlerden biri mi yapacağız burayı? Ben yaparım. O açıdan sordum. Çünkü çok şey bir şey bence. Rahat bir şey gibi duruyor o açıdan. Değil mi o evler? Okey. I got this. Artık bardak kimin bilemem. Görüşürüz Sezai'cim. YouTube böyle tiyatro modumsu bir modu yok mu? Gözüm alışamadı. Ya YouTube'un gelişmesi lazım daha. İyi şey olur. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Biraz. Ama ben bunu her masaya koyacak mıyım ya? Yok yani. Bak eşim geldi, beni değiştirdi. Değiştim ben, bambaşka biri oldum. Vallahi. Tamam yeter bu kadar buraya. Yetti. Yetti gayrı. Al bak koydum. Oldu mu CD çalar? Rahatladık mı? Hayır paspas. Laptopu paspas olarak. Abi hayır, laptopu koydum. Hani biri açtığında direkt alsın diye. Niye uğraşsın? Bir de eve mi girecek? Bir de eve mi sokacağım? Kapıyı açtığında girsin. Ha bu Şam'dan değil, bu Yahudi şeyi bence. Bilmiyorum, ya da Şam'dan. Emin olamadım. Ay. Ben şimdiden mutsuz oldum. Burası bayağı karışık gibi. Eklentisi olarak varmış bak. Rahatladık mı? Harika. Harika. Börtü börtü. Abi burada yemek yenir mi zaten? Şuraya bak. Sürekli hazır. En sevmediğim şey. Yaşamdan mı? Ne bileyim ya. Ben onu öyle kabullendim. Ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce önünde kibrit falan vardı. Bilmiyorum, ben öyle düşünmüştüm.
Yaşamdandır, ya şeydir. Ne fark eder? Neyse ne ya? Artık Behlül ablayla kavga etmedim de. Ben bugün çok atarlıyım. Vallahi çok atarlıyım. Mutsuzluğumu böyle atacağım abi. Havan. Havan tabii ki pahalı. Lan bir şey değil mi? Havan bayağı pahalı bir şey. Şaka baka. Böyle mermer falan. Acayip. Biberiye suyu. Evet. Bir süredir kullanmıyorum ama yeniden kullanmaya başlayacağım bak. Biberiye suyu saçınız için müthiş bir şey. Yeniden kullanayım ben onu. Aşağıda bıraktım. Yukarıda tutmam lazım. Üşeniyorum. Valla. Dur, bardakları ben buraya değil de şuraya koyayım. Çünkü buraya asla sığdıramıyorum bir şey. Hatırladım ben bunu. Bir sessizlik oldu. Oyunda bir sessizlik var. Bir de bir şey diyeceğim. Evde sizi şey rahatsız etmiyor. Menora mıymış? Ay ben cahil. Özür dilerim. Ben cahil. Burada kapaklı bir şey yok ki. Tozlanır tabii. Kapaklı bir şey yok ama. Yani kapaklı şeylerin hepsi aşağıda. Dere tepe düz gider Thomas dostunuz. Ah. Extension mı? Ben de bakayım ona ya. Bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Aa. Bir camlı bir yer yok. Anladın mı? Bu problem. Heh, geldi benimki. Sen neredeydin ya? Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum. Sen neredeydin? Yine çiçek. Bulacağım sana bir yer, bekle beni. Yuh anasını. Bunun içine giriyor mu? Yok. Ah geldim. Gerilimli müzik. Ya her şey neden dört dörtlük olmak zorunda? Her şey dört. Nerede dört? Dört tane şey görmüyorum ben. Dört tane veledüe mi var burada? Velet diyorum. Nerede dört kişiyiz biz? Bizim iki çocuğumuz falan mı var? Ben mi bilmiyorum? Ne zaman oldu bu ya? Bölümü falan mı atladım? Yo. Ay hadi onu geçtim, tamam mı? Yani yıl tutmuyor abicim. Yapmış olsam bile bu çocuk nasıl içecek bunlardan? Önceden mi aldınız? İndirimde miydi? Abla benim sinirlerim bu şey oldu. Ah, oh, doğru yer olduğunu nereden düşünüyorsun abi? Bu buraya uyar mı? Ve bu, yapıyorsun her şey tamam abi kesin oturdu bu buraya diye hepsi yanlış çıkıyor. Öyle 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 öyle. Aha mantı şeyi en sevdiğim. Canım nasıl mantı istiyor var ya. Bir mantım olursa. Ah. Dur. Ah bir mantığım olursa. Bede. Çöp şeyini nereye koyabilirim? Onu da buraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Buna uyuz oluyorum ya. Şunu yok edemedim hayatımdan. Lanet girsin. Şu tuvalete götüreyim şunu. Işınla beni tuvalete. Michael. Bu tuvalet değil diğeri. Banyo nerede? Banyo. Heh. Oha dört tane koyup çok çirkin oldu. Bence bunsuz daha iyiydi. Neyse ben kim çirkinlikten bahsetmek kim değil mi? Buzdolabındaki fotoğraflarda dört kişi var da abi kim bunlar? Kim bu insan? Yine çıktı bu. Bana biri bunun ne olduğunu hemen açıklasın. Aa baharatlık almış. Aa baharatlık almıştı gerçi.
Kardeşler pide salonu. Her taraf her tarafta ya. Valla bunu şeye koymuyor muyduk biz buraya? Genelde yemeklerdeyken bunu kullanıyorlar. Sanırım soya sosu falan mı batırıyor? Şey koyuyor ne yapıyor? Bizim hanım Asyalı da. Seviyor böyle şeyleri. Ben de tabii yani buna uyum sağlamak açısından onu rahat ettirmeye çalışıyorum bir nevi. Var. Bunu buraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Sonunda seneler sonra sonunda dur bir dakika anlatacağım. Şeyi ne derler? Tabaklarımızın hepsi aynı renk. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Bu ne? Ay bu leşleri de mi getirdik? Ya sen ciddisin ya. Vallahi ciddi. Bunu hep buraya koyuyorduk. O yüzden ona koymaya devam edeceğim. Bu ne bilmiyorum. Ceviz kıracağı galiba. Hayda. Ha bak çakmak. Geldi çakmak. Şuraya koyabilir miyim? Ne olur ben buna burada kalsın. Fırça. İçinde kalsın. Bir de onlarla mı uğraşacağım? Dur. Kapattım. Kapat bunu. Al işte bak sinirim bozuldu bile. Sanki bundan bir tane daha vardı biliyor musunuz? Aynen. Küçüğü. Annem! Annem şu kaçıklara bak bu kadar. Ya ne için kullanacaksın onları? Bir onları ne için kullanacaksın? Bu ne? Aa! Bu böyle. Bunu asabileceğim bir yer olmalı. Evet. Çok mantıklı. Streç. Ya da yağlı şey. Tilki hijyen. Hangi hijyen? Olmayan hijyen. Biberiye suyunu böyle 2 tutam kadar 1 litre suya koyuyorsunuz. 2 tutam böyle avuç düşün. İçine at. Kaynat. Sonra soğuyunca onu süzüp şeye koyuyorsunuz. Ne derler? Fış fışa. Fış fış sprey şey şişesine. Daha sonra onu böyle sabah akşam masaj yaparak yapabilirsiniz. Ya da mesela ben işte 2 günde bir saçını yıkıyorsun diyelim. 2 günde bir böyle banyodan sonra yapıp masaj yaparsan o da oluyor. Fış fış da favori biberiye sorusu. Her defasında gelen. Ben inandım ki burada dünyaya ihtiyaç yok, değil mi? Ah, bir kase daha. 4. Çünkü her şey 4 tane. Ah, böcek kutum, böcek kutum. Böcek spreyim de gelmiş. Çok önemli bu. Böcek spreyi maşallah senelerdir hayatta. Geri git. Geri gitmiyor. Yıkamaya gerek yok. Hayır, yıkamıyorsunuz. Böcek spreyi. Böcek spreyi. Böcek spreyi. Bunları bebeğin boyuna göre koyacağım. Ki anlasın. Bak mesela kakası geldiğinde kakayı gösterecek. Anladın mı? Zeka. Bu tip şeyleri bileceksiniz. Bak böyle yanlış yapacaksın ki bebek diyecek ki aman tanrım. Bunlar yanlış yapıyor. Ben bunlara doğrusunu öğreteyim. Şimdi size çok önemli bir sorum var. Bak bu soru çok önemli. Tabii ki magnetle öğrenecek. Şey, çok önemli bir soru. Bir saniye soracağım şimdi. Bulursam. Ha. Çatal bıçak kaşık mı? Yoksa çatal kaşık bıçak mı? Yoksa çatallar en solda değil de en sağda mı? Hangi düzen?
Bak çok önemli. Dinliyorum. Kaşık, çatal, bıçak mı? Size inanamıyorum. Çatal, kaşık, bıçak tabii de. Ya da aslında benim düzenime göre çatal, bıçak, kaşıktır. Ha, hayır. Kaşık, çatal, bıçak ne öyle? Bilmem. Benime çatal, bıçak, kaşıktır. Ya da böyle çatal, kaşık, bıçak. Ama çatal hep öndedir yani. Lütfen. Ah. Size inanamıyorum. Ben bu, bak, kaşığı buraya koyanla böyle bunu yapanla tartışırım. Tartışırım. Valla tartışırım. Elle yiyor. Olsun. Kaşık, çatal, kaşık, bıçak. He. Uzaylı. Tartışırım. Tartışma çıkacak. Bir dakika. Bu okul. Kimse de etiket kal. Vallahi billahi. Etiket. Şimdi. Koala. Koala. Yapıştır koalayı. Kalp, damar, ciğer. Kaşık, bıçak, çatal. İnanamıyorum. Kaşıkla başlayan tartışma çıkartırım. Ben söyleyeyim de ona göre ayağınızı denk alın. Bunu ben nereme sokayım tam olarak? Ne bu? Allah Allah. Ben bıktım. Vallahi bıktım ya. Bu kadına yaşamak çok zor. Çok ciddiyim. Çok fazla eşyası var ya. Ay, bana da böyle diyorlar mı acaba? Bu kadına yaşamak çok zor. Çok fazla eşyası var diye. Kesin diyorlar var ya. Bak kesin. Ay. Bak kesin. Çok ciddiyim. Şu an kendimle yüzleştim. Hala bunun şuraya konulmaması gerçeği. Seninle yaşayan var mı derken? How fucking dare you ya? Vallahi bana bak. Ben o kadar uğraştım. Neyse artık bunu şuraya koyarım ben bunu. Dur. Tepsileri. Ya rice cooker ne alaka burada be kadın? Bu sığmıyor mu buraya? Sığmayacak. Bunu koyayım. Şu şuraya sığar mı sizce? Ben buraya koyardım bunu. Siz saçmalıyorsunuz. Yer açma olayı yanlış bu oyunda. Siz yer açamıyorsunuz abi. Ben buna karar başlayacağım şimdi rice şeyine. Dur. Bunu buraya koyacağım. Neyse bu artık. Allah bilir. İçinde kimçi mi var, ne var bilmiyorum. Dur. Buraya. Bu oyun beni sinir hastası yaptı. Ben daha mutlu bir insandım. Tencere ile ilaçla aynı yerde olmamalı. İlaç banyoya gitmiyor. Hayır. Yok, ben rahatlamadım. Mutfak çok küçük, yer yok ve sinirim bozuluyor. Vallahi sinirim bozuluyor. Hola chica unpackers. Sametciğim hoş geldin. Kimçi. Tabii Foksucuğum, sen bir iyi bilirsin. Kore restoranlarından çıkmıyorsun. Ben de gideceğim. Beğendin mi kimçiyi?
Beğeniyor musun daha doğrusu, beğendin mi derken? Ya olmuyor, böcek ilacını illa mutfakta istiyor. Ben hatırlıyorum bunu. Daha önce de denedim. Biz de hep beraber. Evet, sen de gidiyorsun figürate. Siz de gidiyorsunuz. Evet ya, bunlar hep gidiyor. Hoş geldin demişim. Bin bir ders. Ya ben kimçiyi sanki bir kere tattım diye hatırlıyorum. Güzeldi. Ciddi güzeldi. Yani böyle acılı lahana turşusu kıvamında bir şey diye hatırlıyorum. Çok oldu. Ay ben zencefil turşusunun köpeğiyim. Bak net söylüyorum. Sarımsak turşusu da çok iyi. Ama zencefil turşusunun köpeğiyim yani. Bak net. En sevdiğim şeylerden biri. Discord'da ses açmaya çok çekiniyorum. Sesim ince diye dalga geçiyor. Senin Discord'da böyle bir sorun yok biliyorum ama yine de çekiniyorum. Yumi'cim aşk olsun. Hiç öyle bir derdimiz yok. Sen gel bizimle konuş. Biz çok eğleniriz yani. Hiç. Bunu sorun etmiyorum. Zaten bir sorun değil. Allah Allah. Evet, sorun değil. Lahana. 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 Ay, benim bugün bir problemim var ama henüz çözemedim. Allah'a emanet. Buraya ben rice cooker'ı patlatırım. Çünkü fiş var. Sen buraya otur. Ha? Bu Allah'ın belasını arkaya alıyorum gözükmesin diye. Tamam mı? Önüne baharat falan koyacağım. Bak iki tane su şişem var. Spor yaparken kullanıyoruz biz bunları. Tabii. Şuraya bal var, şeker var. Bu ne? Bu iki tane alakasız kupa nedir abi? Hala hayatta bu kupa. Bu kadın cimri ya. Yemin ediyorum cimri. Ulan iki tane kupa taşınmaları şey yapmış yani taşınmalardan taşınma beğenmiş. Sadece iki tane. Bunda altı tane falan da bunlar. Ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii. Hayatta kalmayı başarmışlar. Hala bunları kullanıyor. İnanamıyorum ya bazen. Gerçekten. Vallahi inanamıyorum. Sirkesiydi, bokuydu, püsürüydü buraya. Sen arkaya gitseydin keşke. Gitme, okey. Dur bir dakika. Oha, donk diye ses çıktı. Hiçbir şey olmaz. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Bu yumurta için herhalde bunlar da falan yapıyorsun zaten. Bu nedir ya? Aşırı çirkin oldu bu arada. Yani hani bir çirkinlik seviyesi olsaydı eğer. Ya Animal Crossing'deki sistemi var ya, renkleme sistemi. Heh, ben sıçtım. Net söylüyorum yani. Sirkenin yanında bal var. Diyeceklerim bu kadar. Senin yanına da bunu koyayım. Arkada sinsice dursun abi. Anam rendeyle tuz varmış. Abi bu döneme kadar bir tuz alamadınız mı ya? Tuz da değil. Tuzluk. Düzen hayatıma benzedi. Evet. Minik Even Peters. Geldi mi sesi derinin? İki rafım boş. Onu geçtim. Ballı sirke mi? Bunu mu koyayım ben buraya? Bu buranın değil ya, ben eminim. Burada da ben fesleğen, taze soğan, biberiye falan yetişiyoruz. Tabii. Tabii. Rende açıkta. O yüzden arkaya koyuyoruz. Evet. Tavayı koyacak yer bulamadım abi. Açık ve net söylüyorum. O yüzden hiç ona girmiyorum. Bu dünyayı... Kaç odam kaldı benim tam olarak? Ki bak girişi yaptım. Giriş güzel. Banyo, okey. Burası zaten çok emek verdim buraya. Net söylüyorum, burası emek. Emek yani. Vallahi hardalın içinde sirke var mı ya? Çok ilginç. Çok ilginç. Ahmet hoş geldin. Beni sadece Instagram'dan takip edenler var mı ya? Acayip. Var. Hoş geldiniz. Selamlar.
Welcome to the family, sir. Mutfak konusuna girmek istemiyorum. Gerçekten orası benim hayal kırıklığım. Nikki'cim hoş geldin. Müthişçi olarak aramıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım müthiş bir gün geçiriyorsundur. Çok teşekkürler. Tatlış. Hoş geldin. Her gün yeni bir bir tabii ya. Bal, hardal ve sirke. Canım patates kızartması istedi. Bal. Sana bir şey diyeyim mi Speedbird? Hakkını vermem lazım abi. Çünkü ben bunu laptop olduğunu iddia ediyordum hala. Ve hala bana laptop gibi geliyor. Bence bu CD okuyucu falan değil. Bence sen beni yiyorsun ama ne? Bence kandırılıyorum. Bu ne? Video kaset mi? Video kaset mi kaldı? Bak bunları da getirmiş. Eksik kalmasınlar. Aman. Getirmiş abi. Kandırmıyorsun değil mi? Ha okey. Ben emin olayım da. A Wii var. GameCube. Wii. Bu ne? VHS'e benziyor mu? Değil. Manda. Okey. Bunları buraya dizeceğim ben abi. Çünkü ben biliyorum ki benim başıma geleceği biliyorum. Yerim kalmıyor sonra. Wii kumandasını da ters koymak. Ters mi bu? Hatırlamıyorum Wii kumandasını biliyor musunuz? O kadar uzun zaman oldu ki. Wii kumandasıyla bir şey yapmayalım. Yok ya. Ne uydusu ya? Uydu mu bu? Wii. Uydu değil, uydu mu? Ters değil sanki böyle ya Wii'nin kumandaları. Vallahi hatırlamıyorum. Öndeki siyah kısmı ön kısmı mı? Yapma bu. Kesin böyle D&D kitabı falan bu belli. Şey böyle ağır bir kitap. Anam 3DS çıktı. Dur. Onu böyle koy. Bebeler şanslı. 3DS olan bir aile. Dur, bunları yerini değiştireceğim. Bunlar ne böyle kaset mi? Ben gerçekten kafam çok allak bullak oldu. Kasete de benziyor. Ona benzemiyor da. Hepsinin boyu birbirinden farklı gibi ama aslında değil yani. Online dersle hiç mimar olmuşum. Bana bak Baran. Adım V için yaşamış bak net. Kettle çıktı. Ayda. Koy onu da. Nazar duası. Bunu böyle koyacaksın. Bunu geçecek önünden negatif enerjiyi alsın. Çek. Bu güzel ha. Dur. Bunu böyle koyalım. Hayret. Güzel bir aksesuar çıktı abi. Bunun içine koy. Bastonu kim kullanıyor ya? Yoksa süs olsun diye mi koydu? Oh. Oh boy. Oh love. Yine çiçek sulama eşyaları gelmeye başladı bir bir. Fış fış. Fışı da fış fış. Ya kim bunu salonda tutar? Ben bunu salonda tutsam annem beni öldürür ya. Açık ve net söylüyorum yani. Bunları böyle saklarsın genelde. Ne bileyim. Jubble. Şey vardı bir ara. Scrabble. 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 Grubu.
Rumble. Hayır. Yılbaşı ağacı süsleme oyunu vardır ha. Rahatlıkla vardır yani. Dalayım. Bunlar Wii oyunları bu arada. Beyaz olanlar sanırım. Kolları yine uygun yerleştirmişler. Bak battaniyeden bilgisayar yoga matına monitör. Sarıp taşındım tabii. Reza Isaac çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Müthiş olarak aramıza katıldığın için çok teşekkürler. Umarım çok müthiş bir hafta sonu geçiriyorsun der. Barbie giydirmece. Öyle bir oyun olsa oynarım ki. Yurt odamı görse. Ya ne bileyim bakacağım ya. Bir kere şey Buğra öyle bir yayın yapmıştı iç mimar olduğu için. Böyle herkesin odalarına laf atıyordu. Harika bir yayındı ya. Aa yerimiz yok ki bizim. Exposure. Ne? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hayat zorlaştı. Ben bunları sehpanın altına koyar bu işi hallederim diye düşünüyordum ama maalesef. Maalesef. Dolayısıyla hayatın zorlaştığı bu saniyelerde birazcık planımızı değiştireceğiz. Exposure değil. Exposure'ı şöyle koyabilir miyim? Okey. Ha, tamam ya. Zorlaşmamış aslında. Ben zorlaştırmışım. Olsun be. Olsun. Yer kalmadı. Oraya sığarmış, sığıyormuş. Ne oldu? Ne oldu Speedbird? Ne oldu? Evet bak bildik. Olsun. Hadi hadi bazı şeyler deneme yanılma. Bitti mi gerçekten? Burası bomboş. Sen ciddisin. Aa! Bir saniyelik mutluluğumu da çok görmeyin ya. Bir şey diyeceğim. Ben bunları istemiyorum hayatımda. Bak en görünmeyen yere atacağım. Kadın bunları her yere götürüyor. Aile yadigarı mıdır? Ne boktur? Hiçbir fikrim yok da. Yani Allah cezanı vermesin. Vallahi sıkıldım ya. Kalsın orada. Gönlüm mutlu olsun. Anladın mı? Kalbi mutlu olsun. Ne bileyim. Deniz'im çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Morlu olan güzel. Evet. Şu değil mi? Şu. Bunu ben de beğendim. Bunlar ne bilmiyorum. Aile yadigarı herhalde. Öf. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak bak şu mimariye bak be. Yavrum. Bir tek bebe odası mı kaldı? Evet. Tamam bir tek bebe odası kaldı. En heyecanlı kısmı bilmeden de olsa sona bırakmışım abi. Bir kere bebek odasına çiçek konulmaz. Düdük. Hayır. Amcım ama. Aa! Bak bebeğe de şey. Bebe odasını. Bu bizim küçüklüğümüzde de vardı. Sanırım kadın ona da bir tane almış bunda. Ya da yeni almışlar. Bilmiyorum emin değilim. B ne? A nerede? Ben gerilirim. Ha a. A B C D. E F G. Bu ne? Ah! Emzik. Baby fever olacağım birazdan. Bunları nereye dizebilirim acaba? Ben böyle koyuyorum ama. Bu ne? Diş kaşıyıcı. Ne acaba kız mı erkek mi? Ben takılırım. Acaba oynasın diye pıtı pıtı. Bu ne? Bu ne? Bak ses çıkarıyor. Bu ne? Bu da bak fışı fışı fışı. Her bebeğin favorisi. Niye bu kadar çok diş kaşıyıcı var? Bunu
içine koyabiliyor muyum? Lütfen koyabiliyorsun de koyamıyorum. Harika. Bunu da koyamıyorum. Of şimdi var ya ne bebe eşyası çıkar buradan. Ama ikiz olsa iki tane şeyler olur ya. İkiz de değil ki. Anlamadım. Bu şey sepeti. Hani böyle bebelerin... Ne derler? Bezlerini falan koymak için herhalde. Amıcı bunu. Aberesine bakan mı? Bunlar tükürüğünü falan silmek için. Çünkü bebekler en başta iğrenç. Sürekli salya akıttıklarını düşünürsen. Üçüncü diş kaşıyıcı geldi. Hem kız hem erkek için almışlar. Ya da şey cinsiyet şeylerini kırıyorlar. Daha iyi. Hoşuma gitti. I like that. I like that. Ben de öyle yaptım çünkü. Sadece salya mı? Keşke sadece salya olsun. Keşke. Ama işte yani yapmışsın. Ne yapacağım? Bunları buraya koyuyorum ben de halledeceğim. Berezi var. Çok saçma. Senin Beren nereden? Sen küçücük bir kafan var zaten. Dur bereyi alayım ben takılırım. Kız galiba bu arada. Emin olmama. Bu kadar bereyi ne yapacak bu çocuk? Aa. Bebeklerin vazgeçilmezi ayı şeklinde. Bere. Tabii ki vazgeçilmez. Daha fazla küp çıkacak mı ona göre. Bu da yalan ha. Bak her bebek odasında bu vardır. Biliyorum hepsinin yanlış olduğunu. Sakin ol. Hemen olay çıktı. Bebeğin yükçü cümlesi bu nasıl oda? Sence bebeklerin en güzel yaş aralığı ne biliyor musun? 2'den başlıyor. Çünkü artık 2 yaşından sonra sana böyle iyice tepki vermeye başlıyor. Ve şey olmaya başlıyor. Yani seninle takılıyor anladın mı? İster istemez. Çünkü hayatındaki en yakın olan şey sensin ona. Ve beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O yüzden... Güzel. Bence o daha gördüğüm şeyi söylüyorum tabii benim bebeğim daha 3 oldu. 3 bile değil. 2,5 olduğu için. Bunları da buraya koyacağım herhalde. Ha, buraya da koyabiliyorum. Bebe bezi. Şunu şöyle koysam. Böyle koyayım onu gösteririz yaparken. Şu diş kaşıyıcıların abi yerinin doğru olması. Bunlar buraya mı geliyor? Ha, buraya koyabiliyorum. Bunu buraya koyuyorduk sanki ya. Bezi buraya koyabilir. Üzürü bez. Bezler çok pahalı abi. Bir dakika ben bunları yer bulacağım. Bekleyin beni. Ben bu işin uzmanlığını yapmışım. Bu pişik kalemi mi? Pişik kalemi. Bunu böyle koyabiliyor muyum? Yok. Yav. Bebe. Üstünde komşumuzun çocuğu var. Benim odamın üstünde. O da sanırım her saat başı ağlıyor ama nasıl ağlama siren gibi mübarek. Büyüyünce operacı olacaksın. Ya bebekler yeni doğduklarında özellikle dünyayı yani tanıma şeyleri var ya. O kadar haklılar ki büyümek çok zor bir şey çünkü. Bir de derdini anlatamamak kadar boktan bir şey yok herhalde. Ulan ağlıyorum ve bu beni anlamıyor tamam mı? Çok gerçekten çok zor bir şey. Ben o yüzden bebekleri ağlayınca hiç şey yapamıyorum. Kızamıyorum. Vallahi. Niye 2 yaş gül? Benim bebemin 2 yaşı gayet güzel. Neyini beğenmedin? 3 yaşında 3 yaş sendromu var. Daha ona gelmedim. Ben 2. yaş sendromundayım. Üçüncü yaşta görüşürüz inşallah. İnşallah. Daha onu bir atlatayım. Gözünü seveyim.
Ha, onu yaşayayım ne olur. Bebekleri sevilen yaş iyi ki başka. Ya her bebek farklı. Şimdi hani konuşuyoruz komik falan da her bebek cidden farklı ya. Bu yüzden onu da çok şey etmemek lazım. Takılmamak lazım. Yani hiç o öyle sendrom yaşamayan bebeler de var. O yüzden. Ne oldu şimdi? Bunları böyle koyabilir miyim? Koyabiliyormuşum. Aa, topu buraya koyayım mesela. Çünkü bunlar çok şey, boş yer kaplıyor burada yani. Hadi emzik diş kaşıyıcılarını falan anladım okey de. Bunun içine bir şey koyamadım. Ben buna takıldım abi. Ha koydum mu? Yok. Buna takıldım. Bunları üst üste koyabiliyor muyum? Yok. Bu arada benim derine yaptığım en güzel şeylerden biri emzik atmıştım şeyin içine. Odasının içine. Odasının içine değil. Yatağının içine. Heh. Emzik atmıştım. Canı sıkı böyle mesela ağzından düşüyor bilmem ne yapıyor. Birkaç tane emziği olduğu için eğer biri düşerse diğerini alıp onu emip uyuyordu. Uyumalarda tavsiyemdir. Eğer tavsiye isteyeniniz varsa birkaç tane emzik atın eğer emzik alışkanlığı varsa. Gerçi derin kendi kendine bıraktı emziği. O yüzden çok da şey etmeyin. Valla çocukları çok zorlamadığınız zaman kendi kendilerine zaten birçok şey yapıyorlar. O yüzden çocukların üzerine çok gitmemek lazım. Ben buna karar verdim. Benim aile anlayışım, analık anlayışım bu. Çocukların üstüne gitmeyin. Bunlar zaten biliyor. Hiç Sims 4'te bebişi... yok hiç denemedim. Emzik cenneti. Allah'ım ya Rabbim Bismillah emzik cenneti. Yok be iki tane atıyordum. Bazen çok sorunluysa dört tane attığım da oldu. Hani çok hareket edemediği zamanlarda fazla koyuyordum. Ama çok rahat ediyordum yani. Şimdi emzik sorun olmadığı için bir deprem olsa. Ya yok bu oyunda deprem falan. Yok ya deprem falan. Allah Allah. Ne yapamadım? Söyle bana. De ki bunu koyamamışsın de. Hangisini koyamadım? Ay canım bir yerde şunu emem. He, şey var hatta. Gece parlayan emzikler var. Müthiş ya. Teknoloji müthiş. Yani bebek endüstrisi çok hızlı çalışıyor. Her türlü probleme şeyler. Bunu koyma, onu koyma. Ne koyacağım? Kıyara bak. Ne koyayım? Onu koyacağım. Okey. Burası bitti. Burayla ilgili bir problemimiz yok. Aa, güzel yerleştirmişiz ha. Burada da bir problemimiz yok. Burada pro. Bir şey diyeceğim. Speedbird. Ne oldu? Ha? Bak bakalım. Burada benim yerleştirdiğim şeylerden. Benim yerleştirdiğim şeylerden. Hangisi? Bak bir tane var mı abi? Bak bunların hepsini ben yerleştirdim. Bir tane. Lan bir tane yanlışımı gör lan. Bir tane. Masaya. Sen utan, utan yani. Bak gerçekten. Gerçekten. Utan. Vallahi ya. Şuraya rezalet. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Oldu diyor ya. Seni mahvederim ya. Vallahi mahvederim. Aa. Ben sadece ben o kadar emin ki bir de her şeyden çok emin. CD okuyucu. Yani bir tane yanlış şey var o da öyle. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Aa. Bunu niye beğenmedin? İyiydi bence bunun yeri. Olmadı tamam. Buraya koyarım ben de ondan sonra. Bu buranın değil mi? Şöyle koyayım. Bu ne bilmiyorum. O yüzden köşeye itiyorum bunu. Ne bu? Abi ne bu? Zidü aslan öyle. Bunu da böyle koyayım.
Vallahi oldu. Ne olduğunu bilmediğim şeyleri köşeye atıyorum abi. Ha, bunu illa masaya mı koyacağım ben? Özür dilerim ya vallahi. Bu nedir? Şöyle koy abi. Okey. Bu burada olmuyor mu? Ödüllerin arasında olacaktı. Olmuyor. Okey. Şuraya bak. Mis. Daha şimdiden şeyleri yapıyoruz diyor. Yemek partilerini düzenleyeceğiz daha şimdiden. Dur bakayım diğer odaları da yapalım. Mesela burayı yapıyorum. Söyle bana ne diyeceğim. Throw everything and embrace minimalism. Kesinlikle katılıyorum. My professional space for me, the professional. Şey, iş bulunca ben. Aa, yanlış şeye bastım. Neyse. Unpacking. Çocuğun odasına basacaklar. Dur basacağım. O odaya basacağım. Which Anne. I open up my heart. This is now a home for two. Kıyamam. Evet. Sonra ayrıldın. Abi yani. Your house plant brightens up the dreary windowsill. Your blanket keeps us warm in the evening chill. We pull your favorite mug out of the packing foam. Ay çok küçük şarkı hakikaten. Ya. We make this house a home. Evet, niye dramatik oldu şu an? Hakikaten hayatını açıyorsun ya. Ah çok acayip. Bir taşınmayı hiç bu kadar dramatik düşünmemiştim ya valla. Ama dramatik düşününce. Ah. Aha civcivlere bak bak havalı bir civciv. Havalı bir civciv. Gidiyor bak. Havalı civciv. Kod Veronica yazık bu say. Hayvol sakin ol dur. Yapacağım dur. Aa evet erkek arkadaşımızın espresso makinesi vardı. Zengin bir biçti o. Bak orada ne anlattı biliyor musun? Zengin bir biç olmak bir şey ifade etmiyor. Sonra gittim çiçek annesi bir kadına yazdım. Olaya bak. Olaya bak. Ay çok güzel oyundu ya valla. Ben böyle oyunlara çok düşüyorum. Valla çok düşüyorum. Ay ne güzel şey. Ben istiyorum arkadaki dolaptan istiyorum. Hayatımda gördüğüm en sevimli şey. Pastel renkleri boyamışlar çekmeceleri. Ben bunu yaparım. Yapabilirim. 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 Bakalım sticker açmış mıyım? Ya evet Hiracım şey. Bak açmadığım bir sürü sticker var ha. Bunları açmak lazım. Neyse açarız. Unpacking'in tek problemi bence şey olması, kısa bir oyun olması. Kısacık yani. Bayağı kısa. Dur şuradan hemen bakacağım diğer odalara.
Şey eklenebilir belki bir şeyler ya. Valla. Eklemezler mi? Bebeğin odasının fotoğrafını çekeceğim. Dur. Heh. Çek. Fotoğrafı çek. Ne diyecek onu merak ediyorum. Seninle tanışmak için çok heyecanlıyız. Sticker koyabiliyorsun. Şundan koyayım. Tamam koyamıyormuş. Ya koyabiliyorsundur muhtemelen de dur uğraşamayacağım. Anneyim. Ben çok beğendim ya unpacking'i. Diyorum ya böyle şey. Tam rahatlamak için. Böyle kafayı dağıtmak için özellikle tek başına oynadığın zaman çok eğlenceli bir çok eğlenceli oluyor. Belli ablanın kırmızı laptop konusunda haklı çıktığı kısmı klip yaptım. Speedbird'cüm. Bizim de bir tecrübemiz var. Vallahi tecrübemiz var. Plan hoş geldin. Yani yılların verdiği bir oyunculuğun şeyi var anladın mı? Tabii ki. Evet ikinci bir oyun olsun. Ya bunu şey yapmak çok kolay aslında. Mesela modlamaya açık yapsalar bu oyunu. Keşke. Böyle bir sürü kişi ev falan ben bile yaparım yani oturup. Çok tatlı olur. Valla. Çok tatlı olur. Life is Strange True Colors'la inatlaşıyorum. Ben o fiyata o oyunu almam. Almam. Bak çok net söylüyorum. Kırmızı laptop bu des. Almam. 300 lira Life is Strange'e 400 mu hatta ne kadar? Dur bakacağım şimdi. Bakacağım. Ne kadar? True. Aa, True Colors. Bakıyorum. Vallahi o kadar yani. 240 lira ya. Yok ebesi. 145 indirme. Orijinal fiyatı 370 lira. Yuh. Yuh. Vermem yani. Açık ve net söylüyorum. Vermem. Çünkü sadece bir kere oynayacağım ben oyunu. Sen deli misin ya? Ben Back for Blood'ı bak o kadar çok bekledim ki Back for Blood'ı. Almıyorum abi. Reddediyorum yani. Sürekli oynayacağım abi ki biliyorum. Severek de oynayacağım. Vermem ben ona o kadar para. Yok yani. Kusura bakma. No. Among Trees'i bilmiyorum. Bakmam lazım. Dur. Ne açacaktım ben? Growing Up'ı açayım orada da. Ona da bir bakalım. İkinciyi de oynamadım ben. Hayır. İkinciyi böyle yani konu olarak çok beni çeken bir şey yoktu. Öyle diyeyim. Çok da beğenilmedi zaten diye hatırlıyorum. Oyunu niye görmüyor? Bu benim yayınlarımın özelliği. Oyun neden görmüyor? Final sezonu oynayacağız inşallah. Dedim ya geçen gün yine soruldu bu dün. Steam grubuna girebilirsiniz. Evet benim onaylamam lazım. Çünkü bayağı scammer oluyor. Onun için bakmam gerekiyor tek tek. Şey ne derler? Bir önceki Walking Dead'lere bakmam lazım. Game Pass'ten oynuyorum ben Back for Blood'ı. Game Pass var. Aynen. Şimdi Growing Up'ın müzikleri de çok güzel bu arada. Çok eğlenceli oyun. Onu da size göstereceğim. Ondan önce Sumo alacağım. Sumo alacaksınız. Tuvalete mi gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Bir 5 dakika ara verelim. Bundan sonra geliyorum. Go and work your eyes.
Selamlar. Kime neyi ikna ediyorsunuz? Kime ne ikna ediliyor? Ben anlamadım. Selamlar, hoş geldiniz. Life is Strange 2 mi? Life is Strange 2 bende var galiba ya. Ben ikna olması zor biri değilim ya. Vallahi. Zor biri değilim. Dur bakayım. Bakayım bir dakika. Olması lazım. Life is Strange. Var var. Var mı? Eminim. Thighs over wings mi? Güzel olabilir. Ayo yokmuş bende Life Strange 2. Sadece birinci var, o da birinci de bedavaymış zaten. Bedava. Ama alınır yani 10 lira. Alırız ya, rahat olun. Yayında Gumball izleyemeyiz çünkü telif. Ama Discord'da izlenebilir, neden olmasın. Biz şey izliyoruz Discord'da, aklınızda olsun. Adventure Time izliyoruz şu anda. Üçüncü sezonu bitirdik. Üçüncü sezonu bitirdik mi biz? Üçüncü sezonu ya sonundayız ya bitirdik. Şeyde herkesin vizesi bilmem nesi bitsin, dördüncü sezonu da geçeceğiz. Rex. Yayını izlerken uyuyakalma zamanı. İyi gece. Kız saat 7. Thunder Cats'iz diyelim. Thunder, Thunder, Thunder Cats. Favori patates yemeğin. Püre. Püre için çok şey yapabilirim. Vallahi, ay canım püre istedi. Evde patates yok. Benim böyle iğrenç bir püre karışımım var abi. Korku oyununu oynarız ya. Şu an Growing Up'a bakacağım. Püreyi. Püreyi böyle hani fesleğenli falan filan yapıyorlar ya. O ayrı bir muhabbet. Çok güzel bir şey. Okey. Ama eğer yiyorsanız. Şerifeciğim hoş geldin. Şey falan yiyorsanız böyle işte. Mısırdı bilmem neydi falan filan. Onu katıp böyle. Tamam, biraz kumpire dönüyor olabilir. Ama çok güzel oluyor. Patates kızartması mayonezle çok severim. Benim de canım çok püre çekti ve evde patates yok. Şu an canlar sıkıldı. Canlar sıkıldı. Vallahi. Yıllar önce yemek kanalına katılmıştım ve avokadoyu kaşıkla bilmiştim. Hatırlamaz mıyım? Çok pro bir anımdı. Aşırı pro. Derin böyle bir şeye sinirlendiği zaman ağlama sesi çıkarıyor. Ve o ağlama sesi benim ödümü koparıyor. Her defasında bir şey mi oldu çocuğa diye. Var ya, rahat yok. Dünyada bana rahat yok. Ağlayan bir bebek. Bir şeyler oluyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Taco baharatlı patates gelmesi. Neyse bak, bu yemek konusu uzar gider. Ben size Growing Up'ı göstereceğim. Benim amacım buydu. Tamam. Growing Up. Growing Up bu des. Efendim, Growing Up şöyle bir oyun. Ben size anlatayım. Derine kardeş istiyorum. Bazen. Bazen. Derin inat ettiği zaman bir şeyde ne yapıyorsun genelde? Ya önce şey yapmaya çalışıyorum. Hani böyle onu anlamaya çalışıyorum, öyle diyeyim. Hani böyle şeyine iniyorum. Bağdaş kurup önüne oturuyorum böyle. Hani ne istiyorsun anneciğim? Yapalım mı, yapamayalım mı, bilmem ne falan filan, öyle konuşmaya çalışıyorum. Anlarsa takılıyoruz, anlamazsa çıldırıyoruz ikimiz. Ne yapayım?
Ama genelde inat ediyorsa bir şeye, boş bir inatsa yapmamaya çalışıyorum yani. Ama zor, zor bazı şeyler. Çıldırıyoruz karşılığına bak. Ay Buse'cim inşallah derin de öyle düşünür ya. Valla çabalıyorum yani. Çabalıyorum. Öyle diyeyim. Ben mi sinirliyim? Bana bak Baran. Bugün hiç havamda değilim Baran. Hiç havamda değilim. Neyse. Growing up. Efendim, growing up her oyunu oynadığınızda farklı bir şey sunuyor. Böyle yeni insanlar tanışıyorsun, yeni olaylar oluyor falan filan. Kendi geleceğini yapmaya çalıştığınız bir oyun aslında. Şimdi böyle oynadıkça size bunu göstereceğim. Merhaba. Bu oyunun Türkçesi var mıydı? Bu oyunun Türkçesi vardı. Dur kız. Bir dakika, oyunun Türkçesi var. Ben burada oturup niye Türkçe'ye çevireyim 10 saat? Oyunun Türkçesi var. Bir de bununla mı uğraşacağım? Emre'cim görüşürüz. Kendine iyi bak. Oyunun Türkçesi yokmuş. Ben Türkçesi var diye hatırlıyordum. Kısmet. Yokmuş. Ve var diye. Neyse ben oturup çevireceğim bunu, tamam. Kırmızı laptop bana bak Speedbird. Orada oturup bunu mu şey yapacağız? Olmasa ben çeviririm, sorun yok. Merhaba. Hoş geldin hayata. Chicken Translation. Bugün benden bu kadar çıkar. İki müthiş insana doğacaksın. Ekrana bir şey mi oldu bu arada? Takılıyor mu şu an? Takılıyor gibi geldi bana da. Kamera kasıyor değil mi? Şey neden kasıyor biliyor musunuz? Full screen'den kasıyor saçma bir şekilde. Dur bakayım. Hadi bakayım. Evet, full screen'de kasıyor oyun. Bir mi dalga mı? Şimdi nasıl? İyi, aynı. Ya sen manyak mısın? Manyak mısın? Growing up sanki şey. A bir oyunmuş da. Evet, dur, şey yapayım bunu. Frame rate'i acaba şey diye mi? Yüksek diye mi? Aynen, frame rate'i sıfır olduğu içinmiş. Very good. Şu anda şimdi başlayacağım artık. Artık başlıyorum. Frame rate'ini ayarlamamışız. Tekrar. Hazır mısınız? Okay. Merhaba. Hayata hoş geldin. Yakında çok tatlı iki insanın eline doğacaksın. Onları şimdi görmek ister misin? Seçmeyeyim ya, sürpriz olsun. Seçeyim mi? Seçeyim. Bakayım kimi seçeyim. Hangi Karen'ı seçsem diye düşünüyorum şu an. Bembeyaz bir aileye mi geçsem acaba? Şunların ikisi olsa olmaz mı? Çok çok tipimi merak ettim. Tipimi merak ettim. Valla. 3-4. Ama bak aynısının tersini düşünmüşüz Semih. Valla aynısını. Ben merak ettim. Bu mix'i merak ediyorum. Bakacağım. Cinsiyetini yakın zamanda öğrendiler. Ne olduğunu düşünüyorsun? Kızdır ya. Doğru. Sen bir kız olacaksın. Bak sana bir mektup yazıyorlar. Sevgili çocuğumuz. Seni bu dünyaya getireceğimiz için çok heyecanlıyız. Sana bir sürü şey öğretmek istiyoruz. Mesela hani böyle sert olmayı, hani güçlü olmayı ya da böyle compassionate'ı çevirmek. Böyle duygusal hani olaylara empatiyle yaklaşabilmeyi. Hangisi acaba? Tutkulu. Güçlü mü olalım, şefkat mi? Şefkatli mi olacağım? Sağduyulu. Heh, en doğrusu bu geldi.
sağduyulu olmayı öğreteceğiz. Mesela. İhtiyacı olan kişilere umarım ya hem yardımcı olursun hem de bir sürü insanla tanışırsın. Umarım büyürsün ve çok sağlıklı olursun. Aynı zamanda akıllı ya da yaratıcı olursun. Akıllı olursun demek bence çok yanlış ya vallahi. Ne demek akıllı olursun? Ya ama işte akıllı olursun demek bence çok yanlış. Şey gibi hani böyle çocuğu zorluyorsun gibi anladın mı? O yüzden yaratıcı derim ben buna mesela bir anne olarak. Umarım her zaman kutunun dışından bakarsın ve şey yaparsın. Meraklı olursun ve her şeyi araştırırsın. Elimizden gelen hani ailen olarak elimizden gelen her şeyi yapabiliyoruz. Biz seni koruyup kollayacağız ya da anlayışlı olacağız. Anlayışlı olacağız diyeceğim. Yaptığın her seçimde seni yanında olacağız. Değil mi? Anlayış çok önemli. Bu müzik ne lan? Bir anda müzik şey korku müziğine döndü. Eğer dertlenirsen, biz her zaman bize gelebilirsin. Eğer düşersen biz seni kaldırıp seni yolunda devam ettireceğiz. Ve bir şeyler başardığında da seni her zaman tebrik edeceğiz. Seninle tanışmak için tabii çok sabırsızlanıyoruz. Acaba nasıl bir insan olacaksın? What a lovely letter. Hadi artık beklemesinler. Sen de bir dünyaya girişini yap. It's a girl. Kendimi mi yapsam acaba? Ben olayım bu. Niye başka biri olsun? Ben olayım. Annem tipime bak. Sevimli bir veledim. Bakar mısın şu tatlılığa? Ne miyası ya? Resident Evil şeyli flashbackleri geliyor bana. Kendimi yapacağım. Sensin erkek terbiyesiz. Terbiyesiz. Bak bu ana ekranınız tamam mı? Hatta ben bir kendimi şöyle alayım. Neredeydi acaba bu? Buralarda falan bir şeyler oluyor. Kendimi ona göre ayarlayacağım ben. Speedbird ben bugün sana taktım. Dili taktım. Neyse ben şeyi öğreneceğim. Yürümeyi öğreneceğim. Yürümeyi değil, emeklemeyi. Çok başarılı biriyim. Cinsiyet mi kaldı? Hayretmiş. Bütün olayım bu benim. Günlük yapacağım şey, dur bak. Şöyle alayım kendimi. Kaç kilo? Vallahi bilmiyorum. Maşallah mı? Günlük düzenim bu abi. Bugün yapacağım şey emeklemeyi öğrenmek. İlerle. Ay sallak. Neyse bak sonunda başardı. Bu da çok kötü geliyor bana böyle bir tane bebeği koyuyor. Şöyle ayarlayacağız bunu. Bebeği koyuyorsun bebek yapmaya çalışıyor. Ağlıyor falan. Hoş geldin non-binary berüsüs ama. Crawl forward. Bak böyle neredeyse ilerleyecek şey diyor. Adım değil. Emekleyecek. Emeklesem mi acaba? Öne mi emeklesem geri mi emeklesem? Geri emekleyeyim. Manyağım çünkü. Nereye gidiyorsun? Seni şakacı bebek. Konuşabilirim ya da yürüyebilirim. Abi ben konuşurum. Net söyleyeyim. Şimdi bak böyle bir sistem var. Burası beyin haritası deniyor buna tamam mı? Beyin haritasında böyle neye doğru gitmek istiyorsanız şu üst kısımlar var ya işte intelligence, empathy, physique, memory, imagination falan bunlar hangisine yönelmek istiyorsanız ona doğru gitmeniz gerekiyor. Ama şimdi tabii bebeğin büyümesi gerektiği için fizikten başlıyor. 80 puanım var. Ben bunları böyle böyle dolduracağım. Intelligence. Neye gerekiyor şey için? Fizik gerekiyor. Konuşmak için intelligence gerekiyor. O zaman intelligence'a gideceğiz. Ben konuşurum.
Ben konuşmak istiyorum. Getting attention. Tabii ki ilgi çekeceğim. İlk olayım bu. İlgi çekmek. Ben ne yapsam ya? Çok mu zeki biri olsam acaba? Diye de ver biraz ya. Sen de bokun çıkar mı? Böyle böyle. Haritayı genişletiyorsun ama beceremedi 49 yapmayı. Neyse o sonraki. Her şeyi de bir anda yapamaz ya canım. Şimdi bakın ablanız nasıl konuşacak. Beceremedim. Becerdim. Aferin bana. Anında. Anında. İkinci de pırt. Bak Beril bir şeyler söyleyecek ilk defa. Hadi be bir şey söyle. Anne de. Hayır baba de. Anne mi diyeyim baba mı diyeyim yoksa istediğim şeyi mi söyleyeyim? Ben kendi adıma istediğim şeyi söylerim. Çünkü ben özgür bir biçim. Anlatabiliyor muyum? Ne seni tanıyorum ne seni tanıyorum. Niye anne diyeyim niye baba diyeyim. Siz kimsiniz? İstediğimi söylerim. Bu kelime miydi şimdi? Sanırım. Ne kızdınız? Daha dakika bir gol bir be. Hemen bir kızılma. Daha küçücüğüm lan. Ayıptır. Günahtır ya. Şimdi. Tekrar devam edelim. Knowledge mı? Bu ne istiyor? Yine intelligence istiyor. Ben intelligence'a gideceğim. Ama bir yandan da şey istiyorum abi. Yani hayal gücümüz de olsun anladın? Bu da önemli. Oha kavanoz açabiliyorum. Ya da kumandayla oynayabilirim. Kırmızı laptopta. Beri'nin ilk kelimesi anneydi. Bir de şey yani tam olarak bilinçli olarak söylediği şey ver. İçi tasty. İçi tasty. Skart game. Şey diyeceğim. Kavanoz açabiliyorlar mı? Çok tehlikeli olay. Kavanoz açacağım. Imagination patlatayım. Gidebileceğim başka bir yol yok o yüzden. Empathy. Intelligence. Imagination. Imagination. Beyin puanım kalmadı. Abi günlük rutinime bak ya. Yemin ediyorum günlük rutine bak. İlgi çekeceğim. Bütün gün ilgi çekeceğim. Kuzenin dişiyle dayımın kolunu delmişliği mi var? Bir şey değil mi? Isırırlarsa çok kötü. Yer kolunu emer. Çok ciddi. Ay bakalımcım. Ulan çok sevimliyim. Yemin ederim. Bak. Tipime bak. Bakar mısın? Sevgi dolu bir bebeğim. Derin de böyle yapıyor. Ay. Heh. Your parents. Ben ablamın dizini ısırmışım. Hala izi mi duruyor? Ne? Damn. Kırmızı laptopu sev. Okey. Okey speed. Speed. Böyle speed'cim. Tamam. Okey. Ödül olarak başımız okşan. Çok tatlı. Ailen seni sallamıyor ama sen onların ilgisini istiyorsun. Bir şey kır, çılgınca ağla ya da etrafta dolan. Her bebeğin yaptığı gibi çılgınca ağlamak istiyorum ben abi. Çünkü bir şey ilgi istediğin zaman gerçekten bebekler çılgınca ağlıyor. Yani derine göre gidiyorum ben. Kaos oluyor biraz. Ağlayacağım ben, çok kötü ağlayacağım. Ben şey gibi. Bana ilgi ver. Senin sıran mı? Oo. Eğer bu konuşmalar aynı var ya. Babası şey diyor. Eğer bunu yaparsan bir sonraki ikiyi ben yaparım. Acaba ailemize bir şey mi olacak? Ayrılacak falan mı bunlar? Ben gerildim. İkisi de sinirli. Ben anlamadım. Ben ne yaptım ya? Ben zeki bir bebeğim. Tipime bak. Kombilokko. Derin boğa burcu. Bak bunlar geldi mesela. Memory, işte
imagination, empathy falan bunlar daha büyük veriyor. 15 arttırıyor. O yüzden önemli. Şimdi ben hala yürüyemiyorum bu arada. Maşallahım var. Her şeyi biliyorum ama yürüme yok. Biraz empathy, biraz imagination. Memory alayım. Fizik alsam aslında. Bunu nasıl alamıyorum hala ya? Hiç. Knowledge'im 1 çünkü. He, knowledge'a basıp bunları topluyorsun. Ay salağım ben ya. Şunlara veriyorum paso. Knowledge'a basmıyorum ki. Neyse bir gün daha böyle bitti. Ben bugün kavanoz açacağım. Bugünkü rutinim bundan ibaret. Hadi yaparsın. Aa! Fıstık ezmesi bir de konu iğrenç. Imagination. Life is your creation. Imagination. Life is your creation. Come on Bobby, let's go party. Yeah. Selamlar, hoş geldin Onur. Fıstık ezmesi o yaşta bir çocuk yiyemez ki. Bunun alerjisi var, şeyi var ya. Çocuğu dilci yap, hayır. Wedge it open. Aa ben okumadım ki ne yazdı altta? Altta ne yazdı? Gördün mü? Çok hızlı geçti. Ben okumadım. Vallahi okumadım. Kimse okumadı değil mi? Ne bileyim ne yapayım? Sabırlı olup beklesem mi? Ben kendi kendime çözerim ya. Vallahi çözerim. Çözerim. Tamam çözüyorum. Kendi kendime çözeceğim. Before you childhood cabinet falan. Ama neyse. Ben kendi kendime çözerim. Bana bırak. Superior böyle üstün bebek zekanına gittin. Ve bunu puzzle'mış gibi çözeceksin. Eğer bunları kitlemezsen hiçbir işe yaramıyor biliyorsun değil mi? Kitledim zaten bunları ben. O zaman Beril nasıl buranın içine girdi? Bir şey diyeyim mi? Ailemi ayıracağım galiba ben. Galiba ucundayız. Vallahi. Ben şeyin üstüne çıkacağım. Şifon yerin üstüne çıkacağım. Yeni amacım bu. Bizim şu an yüksek abi. Intelligence'ım hayvan gibi. Ben bir bebek şeyiyim. Empatim düşük. Imagination'ım düşük. Memory'm fena değil. Knowledge'lara vereyim ya. Empatimiz çok düşük yalnız. Böyle bebek mi olur lan? Gerçi bebeklerde empati denen bir şey olduğunu zannetmiyorum ama. Neyse. Artık yürüyebiliyorum. Intelligence'a çok abandık. Bence empathy imagination kasalım biraz. Şuradan. Ben ilgi çekeceğim. İlgi çekem. Ya bebek tipe bak. Çok sinirim bozuldu. Aferin kız. Bir şey diyeyim mi? Vallahi sende bir şeyler var yani. Bir zeka. Bir hayal gücü şey. Aa büyüdüm ya. Ona kadar saymak, bitkilere bakmak ve alfabeyi öğrenmek. 3 yaşında. Okey. Anne bu ne? Çok tatlı benim o. Ne öğreneyim önce? Genshin oynamıyorum ya ne zamandır. Oynamıyorum. Oynarsam yaparız. Ha şimdi artık mental sağlığımız devreye giriyor abi. Bu olay çok önemli. Çok önemli. Mental sağlığın şey böyle hani sürekli bir şeyler öğrenmeye abanırsan eğer mental sağlığın düşüyor. Yani kafa problem oluyor. O yüzden ne yapacaksın? Puzzle yapacaksın. Kafayı sığırmayız. Sığırmayacağız. Hayır. Jigsaw puzzle. Bir mental sağlığımız yükselsin. Ama şöyle bir problemi var mental sağlığın. Ailen onaylamıyor çoğu mental sağlık şeyini. Vallahi. Göreceksiniz bak. Ne alsam acaba ben? Empati istiyor bu. Memory istiyor. Ben zekadan gideceğim için ilk ona saymayı öğrenmek istiyorum. Matematik üzerine yoğunlaşacağım. Yeah boy. Önce bir haritama bakayım. Ucuk. Thank you.
Böyle empati yoksun ama çok zeki biri olmam yok mu ya? He? Vallahi. Olabilir, niye? Ya kıyamam sana, çizgi film izliyor ya. Bebiş. Başka ne yapabilirim ben? Gece. Ha, şimdi. Çizgi film izleyebilirim ya da ona saymayı öğrenebilirim. Ben dengeli yapmayı severim bu işleri. Bak, mental sağlığım düşüyor şey öğrenince, anladın? Ne derler? Mental sağlığım düşmesin diye ona kadar sayacağım önce. Sonra çizgi film izleyeceğim. Çünkü bebe dediğin çizgi film izlemeli ya. Sayamıyorum. Bak, o kadar zekiyim ki ikinci kerede. Ailem benimle gurur duyacak, lanet olsun. Artık event mi? Nesi event lan bunun? Sınava gireceğim. Empati yoksun. Aynen, amacım o. Empati yoksunu zeki bir diktatör olmak. Çok iyi fikir. Ölünceye kadar görecek miyiz bu yaşam sürecini oyunda? Şeye kadar görüyorsunuz. Adultluğa kadar. En son üniversite sınavına giriyorsun. Orada bitiyor. Bence bu DLC olarak gelir gibi geliyor bana. Steam'de var. Growing Up. Bakıyorum hemen. Bakalım ne yapabiliriz. Imagination'dan başlıyor ama şu tarafa patlatacağız. Brain Point veriyor bunlar. Intelligence, Knowledge. Empatim düşük. Empatiye takıldım. Ben içine kapanık biriyim ya. Ben bunu kabullendim abi. Vallahi kabullendim. Şey yapacağım. Olduğu kadar. Alfabeyi de öğrenirim. Var var. Benim en iyi olduğum ders İngilizceydi. Mazeretim var. Asabiyim ben. Eğlencemizi yapalım. Günlük eğlencem. Okey. Yüksek mi müziğin sesi ya? Bana çok gelmiyor çünkü. Oyunun sesi de 10'da ha. Dur. Müzik dersinde miymişim? Yo, en kötü olduğum ders matematikti. Na bak. Na bak, bir klişe yaşamışım ama na bak ya. 1, 2, 3. Sonra şu şey yapayım, çizgi film izleyeyim. Bak, ailem bu dönem bana karışmıyor abi. Çünkü mental sağlığı çok önemli bir şey, anlatabiliyor muyum? Aferin bana, zeki bir veledim ya. Yazı yazmayı ya da şey, yine matematik öğrenebilirim. Puzzle yapam. Puzzle zeka geliştirir. Puzzle yap. Şu bak, intelligence'a bak. Niye olduğunuz ders mi var? Aa, ya bence parası, yani çok detaylı bir oyun bu arada. Yani parası fazla bence biraz ama detaylı bir oyun. Değebilir de değmeyebilir de size göre. Benim mesela 3. falan oynayışım. Sürekli oynayabileceğim tarzda bir oyun. O yüzden bakıyorum. Şimdi imagination'dan mı gitsem, fiziğe mi yerleşsem diye düşünüyorum. Empatiden gireyim. Buradan şunları toplayalım. Aa, bak, buradan bir süre sonra şey yapabiliyorsun. Bir sonraki haritaya atlayabiliyorsun. Bunu göstereceğim şimdi size. Dur. Şunları bir toplayalım. İkinci haritaya geçiyorsun. Memory'i alayım. Şunu alayım. Intelligence. Fizik. Şunu alayım. Çünkü bu bize lazım olacak. Ya sen 4 yaşında nasıl yapacaksın bunları? Ben anlamadım ki. Odaya bak.
Ne güzel odası. Ah. Şuraya bak. 3 yaşında şeyleri biliyor. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük. Vay ananas. Bugün çalışacağız kızım. Bugün bunu bitirelim. Hadi anneciğim. Bak daha dakika bir gol bir. Nasıl zeki biri. İkonum ya. Vallahi ikonum. Zeki biri. Zeki biri. Basic operator. Oha çarpma bölmeyi de öğrenmezsin 4 yaşında da. Bir sakin ol da. Aa deli midir nedir? İki yere gidebiliyorum bu arada. Jigsaw yapabiliyorum. Başka ne yapabiliyorum? Kaydıraktan kayabiliyorum. Ben önce bir jigsaw'u bitireyim de. Bir takıntı. Takıntı. Mental sağlığım 48'e düşmüş bu arada. Çok sıkıntı. Intelligence basın boku çıktı. Bak boku çıktı. Ben sana bunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Abi memory de yapsak ya. Ortalama. Ben ortalama biri mi olacağım ya? Ne yapacağıma karar veremedim çünkü ben. Ben ortalama biri miyim? Böyle olmamalıydı. Writing vakti. Yazmayı öğreneyim bari. Doğru. Aa sınava gidiyorum kız. Şimdi ben bunu önce anlamamıştım. Buna eğer tek basarsanız problem çıkıyor. İki kere basmanız lazım bak. Görüyor musun? Bu önemli. O yüzden buradaki amacımız bütün hepsini bir araya getirip öyle ne kadar bir arada olurlarsa sarılar falan onları yok etmek. Okey. Ben salak olduğum için anlamamıştım bunu. Sonra hepsinden F falan aldım. Çocukluğum çürüdü. Birleştireyim. Oo, fakat ne puan patlattım ha. Şunu da alayım. Bak bütün sarıları birleştireceğim. Amacım bu. Bir şey diyeyim mi? Yine kötü puan aldım ha. Ben aptal mıyım? C aldım. Fena değil ya. Bu zekayla C bence... Yok ya daha iyisi olur. Anam tipime bak. Ergenlik insana neler yapıyor gördün mü? Vallahi. Ben aptal mıyım? Merhaba. Hoş geldin. Dilavercim niye okumayayım? Görmemişimdir. Ah. Okey. Artık ilkokuldayım. Ben 5 yaşında ilkokul değil. Burası ilkokul mu? Anaokulu mu? Bak yeni şeyler geldi. Onları şey yapalım. Göstereyim. Artık ilkokulda ananızı babanızı memnun etme evresi başlıyor. Artık ananızı babanızı memnun edeceksiniz. Sizden memnunlar mı? Uslu bir çocuk musunuz? Akıllı mısınız? Geçiyor musunuz derslerinizi? Vesaire vesaire tamam mı? Aynı zamanda bir de şey var burada bak. Pride diye bir şey geldi. Sizinle ne kadar gurur duyuyorlar. Bu. Bunlar bana garip geliyor. Bilmiyorum. Şimdi. Bakalım ne yapabiliriz? Ailemizi nasıl memnun edebiliriz? Tabii ki ben buna bakacak mıyım? Bakmayacağım. Ama eğer 3 kere aileni memnun edemezsen seni şutluyor oyundan. Onu da unutmamak lazım. Onu da hatırlatmam lazım. Charm'ı ne yapacağım ben ya? Charm ne işe yarıyor? Yani hayatta ne işime yarayabilir? Benim knowledge'a ihtiyacım var şu anda çünkü bunu açmam lazım. Yeterince beyin puanım yok. Aa açacaktım. Elim şey yapmadı. Neyse. Evde sıkıcı bir gün daha. Korku oyunları oynuyorum ben zaten. Resident Evil maratonumuz devam ediyor şu anda. Code Veronica'dayız. Aa, çok sıkıldım. Sıkıldın demek ha? Sadece sıkıcı insanlar sıkılır. Baba. Baba. Gerçekten canım sıkıldı şu an. Vallahi sıkıldım. Baba, oldu mu şimdi? Ben seni o kadar babanın arasından seçtim.
dakika, ben 5 yaşındayım ve bana sıkıcı mı dedin? Bana sıkıcı dedi lan. Daha 5 yaşındayım. Şimdi bastı. Vallahi şimdi bastı. Bana sıkıcı dedi lan. Benim semdim Silent Hill'e başladı. Çok güzel. Çok sevindim. Umarım Resident Evil maratonumuzu da izlersiniz. Çok eğleniyoruz onda da. Odama gideceğim abi, ben bunu dinlemem. Sen deli misin? Odama gidiyorum ben. Evet. Sanırım ben sıkıcıyım baba. Sanırım sıkıcı biriyim. Ben sadece bir şey söyleyecektim. Bak nasıl döndürdün olayı. Olayı döndürüyor şu anda. Vallahi döndürüyor. Sıkılmayı, sıkılmaktan şey yap. Yani eğlen bu durumdan. Neyinden eğleneyim lan? Ben... İyi ki ağlamışız bebekken. Bu arada katılıyorum. Neyse. Benden beklen, bir de benden beklentileri var. İnanamıyorum. Beklentilerim var. Şeyimi geliştirmem gerekiyormuş. Imagination'ımı. Ufkumunu aç diyor bana. Seni rencide ederim baba. Hale bak. Bakayım. Eğer aileniz sizinle gurur duyarsa, bak sana kıyafetler alıyorlar. Bak bak. Bak. Güzel kıyafetmiş bu arada. Hangi rengini alsam diye düşünüyorum. Yani benimle gurur duymazsanız almıyor musunuz? Kıyafetsiz mi kalacağım ben? Bu ne biçim oyun? Hayretmiş. Bana ayrıca bir tane şey alın. Ne alın? Bilmiyorum. Bilemedim. Şu an bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Kafamdan göremiyor musunuz? Nasıl ya? Hmm. Şeyimi göremiyorsunuz. Kızım nereye alayım? Öyle yapmışlar ki oyunu bak. Koyacak yer yok. Her yerde bir şey var. Çok ciddiyim. Her yerde bir şey var. Neyse. Kafamdan göremiyorum. Ay evet ya, Çin'deki social credit score gibi, yemin ederim ya, ben canımı sıkıyor bu olay benim. Neyse. Ben gideyim şeyi yapayım. Evet bana köpek alsınlar. Bak bunun her rengini almışlar ama, öyle deme, ailemin de bir hakkını yedirmem yani. Şunu yapacağım ben. Artık bak mesela. Çizgi film izliyorum ya. Çizgi film izlediğim için ailem benden memnun olmuyor. İnanabiliyor musun? Hep iksicim ya. Buna yaşama dersen yaşıyoruz. Uzun zamandır görmüyordum. Yıllar sonra keşfimi düşün ne kadar. Ay teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ah, şunu alacağım bak. Bunu alıyorum. Let's go. Schedule. Hayır bir de bak, bunlar çok saçma. Bence de çizgi film izlememe atarlanıyorlar ya. Ben bu aileyle olay çıkartırım. Bak net. Net. Söylüyorum. Olay çıkartırım. 2 artı 2 22. Genius. Goddamn genius. Fazla da atarlanmazsın gerçekten. Neyse. Efendim. Bunun Türkçesi neydi be Dodgeball'un? Kırmızı top. Kırmızı top. Kırmızı top. Kırmızı top mu? Yakan top. Heh, kırmızı top. Yakar top. Yakar top mu? Yakan top. Yakan top mu? Yakar top. Yakar top. Ortada sıçan. Ha, ortada sıçan da var. Doğru söyle. Teşekkür ederim Bigantum size. Yakar top. Yakan. Yakar ha. Kırmızı laptop'tayım ben ha. Abi ne yapayım ya. Neyse bunlar yakar top oynuyorlarmış.
İşte bir tanesinin bir sınıftaki bir arkadaşına zorbalık yapılıyor. Öğretmen etrafta yok. Eve bu sırada hani görmüyor bunun yapıldığını. Benim bileklerime vurup durma diyor çocuğa. Ha, başına mı atayım ha? Diyor. Body'ye yardım edeyim ben değil mi? Aa ben ederim. Ben dayanamam. Ben dayanamam. Ben araya girerim abi. Ben hep böyleydim. Ben girerim. Yardım ederim çocuğa. Bırak çocuğu rahat. Kafama vur. Aa bana attı topu. Şol eşeğe bak. Bize yardım etmeye başka biri daha geldi. Küçük bir çocuk. Onları yalnız bırak. Büyük çocuklar küçük çocuğu böyle oradan oraya itmeye başlıyorlar. Ondan sonra deneyebilirsiniz ama falan. Bayağı şey yapalım. Hadi küçük çocuğa da yardım et. Birine yardım ettim, diğerine yardım etmeyecek miyim abi? Tabii ki edeceğim. Niye böyle pislik gibi davranıyorsunuz ya? Body'yi unutmuş gibiler. O yüzden tekrar sana dönüyor zorbalar. Ve sonunda öğretmen ortaya geliyor abi sonunda. Burada neler oluyor ha? Küçük çocuk gülmeye başlıyor. Bu fareler insanlara vuruyordu. Top falan atıyorlar. Bir sürü bağırışma, çatışma oluyor falan filan. Sonra disiplin. Bu olurken küçük çocuk sana ve Buddy'nin yanına geliyor. Bu acaba bu çocuk benim ilerideki sevgilim falan mı? He? Valla bak ilk oynadığımda hiç bu çocuklar yoktu bu arada. Yeni bunlar tamamen. Jake Fletcher. Benim adım Buddy. Ben özür dilerim. O çocuklar biraz korkutuculardı. Ne bileyim ya olabilir. Çocukluk aşkın yok muydu senin? Yok muydu senin çocukluk aşkın? Yalan. Yalan. Neyse. Zurbalar. Zorbalar. Şanslı çıktı. O zorbalar şanslıydı. Onların dövebilirdik. Tabii ki dövebilirdik. Jake ile bunu yapıyorsunuz. Yuh ebesi elini boş bırakır. Bırakılır mı çocuğun? Hemen çakıyoruz. High five. Ve çocukluk aşkı Minecraft. Benim anaokulda bir aşkım vardı bu arada. Uğur'du ismi. Uğur. Çok güzel bir çocuktu. Nasıl güzel bir çocuktu? Böyle bebek gibi. Valla Uğur. Hatta fotoğrafım var. Çocuğu ben tam bir sapık gibi abi. Bu çocuğu anaokulunda yakalayıp fotoğraf çektiriyordum. Elinden falan tutuyordum böyle. Because I'm a what? Genius. Anaokulu neden bebek gibi? Anaokulu çünkü. Valla Uğur şu an kel oldu. Olabilir abi, olabilir. Çocuğun adını nereden hatırladım ya? Valla. Hızlı zamanlar. Fotoğraflarım var. Tabii çocuğu böyle zorla elinden tutmuşum, anneme fotoğraf çektirmişim. Uğur, şimdiki tipini çok merak ediyorum. Bak net. Keşke bilsem. Valla biz mesela bak şey Barış'la aynı ilkokulda okumuşuz bilmeden. Kaderimiz varmış yani. Pamuk prenses yaptı. Ben prensdim. Anaokulu girlfriendim beni öpmek için prenses olmuştu. Bir de bana laf atıyorsunuz. Ben elini tutmuşum. Şu dramaya bak. Şu Jerome'un yaşadığı dramaya bak. Vay anası. Can sıkıntı. Dur bak çok doğru. Tuğba o kadar doğru söyledi ki. Bizim o yaşta bilgisayarımız mı vardı Minecraft oynayalım? Can sıkıntısından aşık oluyorduk. Ay. Hatta birbirimize aşkım dedik. İnsanlar iki erkeksiniz diyordu. Şimdi o straight. Aa. Aa. Merhabalar hoş geldiniz. Ben de bir kızı sevdiğimi sanıp gribin ne? Gribin ilaç kutusu.
kutusunu boyayıp içine sakız koymuştum. Sonra da not atmıştım seni seviyorum diye. Çantasını öğlen vakti bulunca da ben değilim dedim. Semih çok tatlıymış. Niye ben değilim dedin? Korktun mu? Kıyamam sana. Kız aklıma bak bir çok bomba bir şey daha geldi. Alakasız ama çocukların ne kadar kötü olabileceğini anlayın diye söylüyorum. Bir kere ilkokulda bir kız grubu, tamam mı? Bana gıcık oldu. Niye bilmiyorum. Bana gıcıklar. Kızın şeyi var. Bizim o zaman tabii Spice Girls çok ünlü. Spice Girls kartpostalları vardı böyle bir kızın. Abi kız o kartpostalları benim çantamın içine koymuş, tamam mı? Ne ara koydu, ne yaptı bilmiyorum. Ondan sonra öğretmeni çağırdı. İşte çığlık atıyor. Benim işte kartpostallarım çalındı da çok pahalıydı da bilmem ne de falan filan diye. Kız beni bütün sınıfın ortasında, o kartpostallar benim çantamdan çıktı ya, beni herkesin önünde hırsız ilan etti ya. Çocuklar çok fena ya. Vallahi çok fena. Belirli bir yaşa kadar. Yemin ediyorum. Bu başıma gel. Bak şimdi bir anda beynime şey yaptı. Geldi. Vallahi iğrenç çocuklar. Çok kötüler. Vallahi. Ay o kız nerede acaba? Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Bak yani... Vallahi hatırlamıyorum. Ama öğretmen inanmadı galiba. Çünkü konu dağıldı yani. İyi hatırlıyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. Böyle siyah bir sırt çantam vardı. Onun içinden çıkışını ve almadığımı bilişimi yani. Anladın? Çok kötüler. Aa 5. sınıf ya. 5 miydik? Bir dakika 5 miydik 3 mü acaba? Şu an kafam karıştı. Birisinden biri. 3 değil 5 5. 5. sınıf hatırladım. Şimdi ben onu şeyden bulup, ilkokul fotoğrafından bulup, ben o kızı Facebook'ta bulmazdım. Facebook'ta bulacağım çünkü millennial. Eğer Gen Z olsaydım Instagram'da bulurdum kardeşim. Derin uyumadı bugün de yatırsın diye Barış'a şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Ya. 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 Neyse. Olaya geri dönelim. Ne? Bir dakika. Bir kız vardı. Herkes sinir ediyordu. Neyse bir gün merdivenlerden çıkarken üst sınıflardan birine çarpıyor. Sonra Meta bana vurdu diye geziniyor. Kızdan çok ben ağlamıştım. Ay çocuklar çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Çok kötü. Benim de bir çocuk gözüme taş atmıştı. Ablam dövmeye gelmişti. Tüm sınıfta ablanı niye söylüyorsun diye üzerine gelmişlerdi. Bir kişi savunmadı. Benim abim bir kere öyle bir çocuk. Dur. Bir kere bir çocuk bana zorbalık yapıyordu. Yine galiba 5. sınıf biliyor musun? Ulan 5. sınıfım çok olaymış benim. Sonra abim geldi üst sınıf tabii. Sen hayırdır ne yapıyorsun dedi. Ben çünkü ağlıyorum ama her gün zorbalık yani. Ondan sonra abim geldi böyle çocuğu sadece 3. sınıf hatırladım. Abim böyle kollarından tuttu çocuğu. Bir daha kardeşime dokunursam bunu seni duvara çakarım dedi böyle. Ben nasıl cool'um ama biliyor musun? Nasıl cool? Çocuk nasıl ağladı? Nasıl ağlıyor ama? Ah be. Ne günler. Ne günler. Canım abim. Abim de var ya yani hiç şiddet şeyi biri değildir. Hiç şiddet yanlısı biri değildir ama beni öyle görünce dayanamadı tabii. Ah be. Aga be. Vallahi. Abim cool ya ben cool değilim. Abim cool. Yanlış anlaşılma olmasın ben cool değilim. Tamam ya olaya geri dönelim. Büyüme anılarına dönecek yoksa. Yalnız ya. Tamam tekrar bir havada çakışma oldu. Kendime cool demedim. Abime cool dedim Baran. Beni sinirlendirme. Spor dersi bitiyor. Beden dersi. Beden. Ve işte ayrılıyorsunuz. Yeni yerler açıldı bu arada. Ay çarpım tablosu. Hala çarpım tablosu bilmediğim gerçeği.
Evet, beden dersinde yeni bir gün. Ne? Bazı çocuklar koça şey diyorlar. Taş kafalı diyorlar. Hadi bakalım gidin biraz şey yapın. Dönün etrafta koşun maşın bir şeyler yapın. Sen niye dönüp koşmuyorsun? Ukalalık yapayım mı hocaya? Tatlı da biri ama. Ukalalık yapacağım. Çünkü intelligence'ım yüksek. Diğer çocuklara hani baştan başlasınlar diye bir şans vermek istedim. Şakana gülenler oluyor. Peki peki. O zaman bunu yapmak için 5 tane ekstra yürü bakalım. 5 kere daha tur at sen. Ben ukalalık yaparak tabii ki daha fazla koşarak daha fazla olay yaptım. Neyse sen bekle bakayım. Sana bağırdığım için özür dilerim. Ama bu bu hani şeye alışmanı istiyorum diyor. Bana güven. Sen benim yaşımda geldiğin zaman inan bana yani hani şey spor yapmak daha da zorlaşıyor. Bu çok doğru. Adam haklı. Haklı. Gülüyor ama belli ki hani yarı şaka yapıyor, yarı yapmıyor. O yüzden burada oyalanıp durma. Bir dahaki derste görüşürüz. Evet, playing catch. Benim fizikle hiç alakam yok abi. Ben zeki biriyim, anlatabiliyor muyum? Bu yüzden fizik kasacağımı zannetmiyorum. Dolayısıyla. Fiziğe doğru diyecektim. Knowledge kasmamız lazım. Çünkü bu 228 istiyor knowledge'ı. Of. Memory ve şey. Intelligence. Amacım bu. Kalmadı. Ah. Açamıyorum şu an bunu. 190 istiyor. Ne kadar bu arada kasarsanız... Eastward oynamadım, hayır. Ne kadar kasarsanız bu arada... ona göre puanı o kadar düşüyor knowledge puanı. O da aklınızda olsun. Yarın okul varken çok müthiş oldu değil mi bu? 190 hala bunu yapamadım. Ailem benimle... Yani... Oğlum şu an tek gidebildiğim yer ev. Ev dışında hiçbir şeyim yok. Aa bu arada bunlar bende imagination'ımı yükseltmemi istiyordu ha. Kaç günü var bunun? 2 günü var. Harika. Bunu yapamayacağız galiba. Dur şimdi. Yazmayı öğrenmemiş olmam hala. Bunlarla ilgili bir işim yok. Bu yüzden şunları yapayım. Alfabeyi öğrenelim. Welcome to the family. Hatta bunu da yapayım. Göremedim. Rebel Ranger. Kendinden geçmişli şekilde. Bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Umarım müthiş bir hafta sonu geçiriyorsundur. Eğer Discord'umuzda değilsen de lütfen Discord'umuza gel. Çok teşekkür ederim. And turn bitch. Kendinden geçmişli. Kamehameha mı öğreneyim? Bana bak Beren. Şu an yazmayı, alfabeyi yeni öğreniyorum ya. 6 yaşındayım be. 6. Nedim hoş geldin. Selamlar. Evet, YouTube'dan devam. Hala 184'e yakalamış değilim. Imagination, ya benim amacım tamamen intelligence ve memory kasmak ama imagination, empatim çok düşük. Yani çünkü hepsini bir arada alamıyorsun abi. Yok yani öyle bir şey. Ama imagination kasmam lazım. Bak yine unutuyordum onu. Heh. Şunları toplayın mutlaka. Onlar önemli. 40 puanım var. Keşke aşağı inebilsem. Bak 67 oldu. Bunu yüzlememiz lazım. Bir gün kaldı çünkü. Müthiş.
Bitti. İnanamıyorum. 81. Onu yaparız gibi geldi. Bana şeyi aldık bu arada. Artık çarpım tablosunu. Artık çarpım tablosu benim. Şeyim. Biçim. Salı günü stajı. Ay çok kolay gelsin. Çok sanki altcoin'lere yatırım. Herhalde. Kıllı olacak. Müge Anlı'yı izliyor musun? Maalesef. Maalesef. Ona sarmadım çünkü dünyada yeterince pislik var. Bir de onunla mı uğraşacağım? İlkokulun önünde Jake'i görüyoruz. Hey hey, ne haber? Buddy de geliyor. Ulan Jake benimle konuşmaya çalışıyordu. Sen niye araya girdin? Benim gelecekteki kocam. Jake'e de selamlar. Buddy Jake'e mi yazıyor? Senden ne haber Jake? Takılıyorum ben de. Buddy'ye bir el çakması yaşandı. Buddy. Ulan bu Buddy benim kısmetimi kapatıyor. Ben 32 yaşındayım. Hala çarpım tablosunu bilmiyorum. Neyse. Okuldan sonra evime gelmek ister misin? Jake düşünüyor. Ne? Ben dilciyim. Ben dilciyim. Boş iş. Einstein gibi abi. Bak Einstein da bilmiyormuş çarpım tablosunu. Ne gerek var? Buddy'nin dediği şeyi görüyor musunuz şu anda? Ne? Liselilere İngilizce anlatıyorum stajda. Allah belamı ver. Allah kolaylık versin. Haklısın. Buddy diyor ki annem sadece tek bir arkadaşımı getiriyor. Bana bak, seni zorbaların elinden aldım. Seni zorbaların elinden aldım. Baran, sana time out atacağım. Ben dayanamıyorum. Şükür. Time out attım. Ama gitmedi time out. Niye gitmedi? Heh. Yeter lan. Buddy bana bakıp şey diyor. Jake ikinize bakıyor diyor. Evet, amacım oydu bura. İkisi beraber gitsin. Ya da şey de diyor. Hani üçünüz takılmayı teklif et diyor. Oldu, Buddy ile Jake'in arasını yapaydım bari. Siz manyak mısınız? Çekilin. Ben de geleceğim. Dur, ben de geleceğim. Beni de alacaksınız. Sizi mahvederim. My parents let as many people. Ha. Huh? Benim ailem herkesin gelmesine izin veriyor. Yani en azından iki tane. Evet ama benim dinozor oyuncaklarım var. Bana bak Buddy. Nah, ne kadar çok kişi olursak o kadar iyi olur. Hani bugün değil ama bugün çok iyi bir fikir ama bugün olmaz. Çünkü babama yardım etmem gerekiyor. Bir dahaki sefere. Yaşasın, yaşasın. Jake gidiyor, Buddy arkada kalıp sana garip bir bakış atıyor diyor. Bana bak Buddy. O kadar sinirleniyorum ya. Ben seni zorbaların elinden aldım. Şol eşek. Hayret bir şey. Neyse dur. Action point var. Onlarla bunları yapabiliyorsunuz. Başka bir yere gidebiliyorsanız eğer, ki gidemiyoruz şu anda, evden başka bir olayımız yok. Ama ben aksiyon puanlarını harcamanızı tavsiye ederim. Hani mental sağlık açısından. Çünkü bak, çocuğumun mental sağlığı 38. Yani ailemi memnun edeceğim diye mental sağlığımı ortaya koymuşum. O yüzden bugün biraz eğleneceğiz biz. Kusura bakmayın. Bunları da hallettim. Çarpım tablosuna bakayım biraz da. Sonunda puzzle'ı bitirmenin. Abi bir de. Yok, okul bahçesine gidemiyorum, açılmadı. Bir de çocuğu kurtardım yani. Sen kim köpek? Beni aradan çıkarıp Jake'le en yakın arkadaş olacak. Bak triplere bak. Köpek. Yoğun metrim açıldı. Aaa, imagination'ı yapamadım. Bitiremedim onu.
Ailem benden nefret ediyor. Nankör. Öyle nankör. Has nankör yani. İyilikten maraz doğ. Hakikaten doğru. Doğru. Oh, super brain point. Yeah boy. Biraz knowledge kasayım çünkü geometri kasmamız lazım. Intelligence gelirse onu atlayacağım. Memory. Abi hiç intelligence gelmiyor ya. Hayret bir şey. Ha hiç yok. Sıfır. Acayip. Herkesle iyi anlaşıyor musun bakalım? Ay iyi biri olmak çok saçma anne. Yani bazen iyi olmak zor oluyor anneciğim. Çok kötü biri var okulda ama çok komik biri olduğu için herkes onunla konuşuyor. İyi biri olmaya çalışıyorum. Hani iyi davranmaya çalışıyorum ama benimle dalga geçiyor ve herkes gülüyor. Seni anlıyorum ama güven bana. Popüler, hani o şekilde popüler olmak uzun sürmez. Ayrıca iyi biri olmak da böyle hani lame'i nasıl açıklayabilirim? Böyle sıkıcı olmak anlamına gelmiyor. Eğer hem komik hem de nazik biri olursan herkes seninle arkadaş olacaktır. Ay charm'ını yükselt dedi bana. Anam charm istiyor. Bak açık değil hiçbir yer. Sadece F. Anam charm istedi. Ben biraz mental sağlığım üzerine çalışayım. Yoksa hakikaten patlayacağız. Bu yaşta Prozac içeceğim yani. O kıvama geldim. Bir 6 yaşında Prozac kullanıyor. Bir anda kendi gençliğime döndüm. Dur. Mental sağlığı 33 ve 6 yaşındayız. Kendi gençliğime döndüm. Matematik çalıştım. çok az veriyor bunlarda ve bir nedir yani? Mental sağlığına bir ekliyor sadece. Ben mesela mental sağlığını düşünce ne oluyor? Çıldırıyor musun? Ne oluyor? Hastaneye falan mı götürüyorlar? Ne oluyor yani? Heh, Jake ve Buddy ile takılacağımız gün geldi. Ve dinozor rar yaptı. Ne? Ha. Buddy muhtemelen en sevdiği filmleri söylüyor. Hannah Montana. Bana bak Simay. Bu fantezini bir kenara bırak artık. Çocuğuma Hannah Montana izletemez. İşte hiç mental sağlığım o kadar düşmedi. Belki de deliriyoruzdur. Evet biliyorum gördüm. Ay Jake Buddy'den hiç hoşlanmıyor bu arada. Ay Buddy ile dalga geçmem de Jake'e ben biraz yanaşayım. Jake sen nelerden hoşlanırsın? Aa müzik çalar alsaydık keşke. Doğru diyorsun Wizard. Doğru diyorsun. Sen nelerden hoşlanıyorsun Jake? Aa bilirsin çizgi romanlar. Çizgi romanlara bayılırım. En sevdiğin hangisi peki? Infinity Glaive? Ya bu body of. Seni zorbalamakla. O haklılar mıydı acaba? Aa evet harika o. Tabii ki öyle. Siz ikinizden bir çizim yapıyor musunuz? Aa hayır pek değil. Aa çizimlerini göster. Bana bak buddy. Aa iyi gibiler yani fena değil. Ben bu çocukla arkadaş olmak istemiyorum ya. Vallahi ben bu çocukla arkadaş olmak istemiyorum. Bu şey tam böyle hani çizgi roman çizen bilmem ne olan çocuklardan biri. Peki gücü ne? Her zaman ne tarafa doğru gideceğini biliyor ve ne tarafa doğru giderse adaleti sağlıyor. Aman tanrım mükemmel bir kahraman. Peki başka güçleri var mı? Onu kafası çıkıp girebilen biri olarak yazıyordum diyor. Ama bilirsin artık daha yaşlıyım ve daha iyi şeyler yapıyorum. Evet evet mantıklı.
Peki ikiniz hiç böyle süper kahramancılık oynuyor musunuz? Hani şey olmaya çalışıyoruz, süper kahramanmışız gibi davranıyoruz. Neyse bir sürü vakit geçirdiler falan filan. Ben bu buddy ile arkadaş olmak istemiyorum, onu hayatımdan çıkaracağım. Çocuğun bir kendini kanıtlama isteği var. Ama nedir bilmiyorum. Yani ben niye sürekli beden dersindeyim ya? Jake yine süper kahramancılık oynuyor. I'm big body. No one can hurt me. Be the powerhouse. Abi support gerçekten kadın... Kız olduğu için hemen support. Yok öyle bir şey. Powerhouse'um ben. I'm the powerhouse. Infinite power in this house. Ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. In the house. Yani bunu Türkçe'ye çevirebilme kabiliyetim yok. Anladınmışsınızdır zaten. Buddy yine memnun olmadı. Onu söyleyebilirim. Beden hocası geldi. Buddy. Çocuklar seni gördü ve... çocuklar seni ofisimde görmüşler ve şeylerim kaybolmuş. Hani... Amerika'da şey var ya, böyle izin alıyorlar, bir şey takıyorlar. Bence mental sağlığımızı body düşürüyor. Doğru. Hani böyle çıkmak için, tuvalete falan gitmek için izin aldıklarında böyle bir kart veriyorlar ya, ofisine girmiş ve onlar kaybolmuş. Body korkmuş gözüküyor. Jake hemen girdi, o yapmadı. O hani body buradaydı, yapmadı. Jake'i destekleyeceğim tabii ki. Bütün şey boyunca buradaydı. Burada oyun oynuyorduk. Hiç ofisinize girmedik. Başka biriydi. Buddy ikinize de bakıyor. Ve öğretmene de bakıyor. Hani umut dolu bir şekilde. Buddy'nin travması var. Ben Buddy yapsa inanırım bu arada. Tuvalete giderken yaptı mı ne yaptı hiçbir fikrim yok. Eğer içinizden biri benim o izinlerimi aldıysa okuldan atılabilirsiniz. O zaman bunu yapmamış olmamız iyi bir haber. Bize bakıp gidiyor. Sizin ikinize de teşekkür ederim. Biz arkadaşız. Başka ne yapacaktık ki? İkimiz sonra gidip süper hero oynamaya devam ediyorsunuz. Efendim. Geometri açabiliyorum. Zeka. Adalet mülkün temelidir tabii. Alkış. Tabii. Dın 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 dererin. Ay dur, yanlış bir şeylere bastım. Yayına bir şey olmadı değil mi? Yayına bir şey olmadı değil mi? İyiyiz. No problem. Çünkü ben bir şeylere bastım. Tamam, okey. Yerindeyse sonra bir şeylere bastım çünkü. Intelligence geldi. Charm'ı yükseltecektik değil mi? Anam charm'ı yükseltmemi istiyor. Yapacak bir şey yok. 5 puanım kaldı. İkinci haritaya geçeyim. Charm'dan gideceğim. Güzel bak. Charm'ı bayağı iyi yükselttik bu arada. 92. Keşke bir kere daha çıksa. Ulan hiç mi çıkmaz ya? Charm? Hiç yok. İnanamıyorum şu an. Neyse 92. Bir şeyle yükseltiriz onu herhalde diye ümit ediyorum. Kaç günü var bunun? 2 günü var. Yaparız be. Je n'ai pas problème. Benimle gurur duymadıkları için ayrı. ne yapsam? Ben bunlardan ne istesem ya? Şunu isteyeyim hakikaten. Charm verdi müzik dinlemek. Balıma. Hiç bakmadım da. Ne açıyor bu? Art Space. Target. Bunlar genelde yapabileceğimiz şeyler. Şunu da alayım. Belki hani evde daha farklı şeyler yaparsak mutlu oluruz gibi geldi bana. Evet.
aksiyon puanlarını yapalım. 27'ye yükseltti en azından, yapacak bir şey yok. Neyse, ailemizin beklentisini karşıladık. Ailemizin beklentisi okey. Müzik dinlemek charm'ı arttırıyormuş. Tabii düşün yani, metroda böyle hiç kimseye bakmadan cool cool müzik dinleyen insanlar ne kadar cool ve karizmatik. Ortadaki büyük olanlara tıklanıyor. Ben bilerek tıklamadım. Onlar çok veriyor ve çok alıyor diye. Onun için. Şimdi geometrimizi de yapalım. Efendim, 1. Eksi 3 veriyor ya, bu da var ya. Ailem benden nefret ediyor ya. Battaniyeden kale yaptığım için. Cool girl. Vallahi nefret ediyorlar benden. Ben mesela. Hiç ya, ailen niye senden nefret etsin ki şey yaptığı için? O çok ayıp lan. Bunları bir tıklayalım. Sonra ikinci haritaya geçeceğim. Bunları alalım. Charm. Aa, bunu alamadım. Neyse. Kısmet. Memory'den başlayayım. Knowledge git. Yapıyoruz bir şeyler ya. Puanım kalmadı ama bunu aldım. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Okay. Sen, Buddy ve Jake yine süper kahraman oynuyorsunuz parkta. Yazlıktan kale yapacak kadar cool olmadıkları için. Ailem ne bileyim ben, ne bekliyorlar ben de anlamadım. Ben güven adamım. Kendine güven adam. herkesi her şeye ikna edebilirim. Ah, çok karizmatik. Evet, bu gerçekten iyi bir şey. Çünkü güven adam, kon adam için başka bir isim gibi düşün. Babam öğretti. Ben de super zap. Elimden elektrik çıkarabiliyorum. Zap zap. Ben elektrikliyim. Jake böyle elektrik çarpmış gibi yapıyor. Oh hayır, oh hayır. Eğer Powerhouse burada olsaydı bu trajediye engel olabilirdi. Big Buddy. Ölümümü, intikamımı al. Jake ölü taklidi yapıyor. Aaa, no! Jake'i yerinden Jake'i kaldır ya da gül. Jake'i kaldıracağım ben. Jake'e yazacağım. Yazacağım. Şimdi elektrik güçlerimle onun kalbini yeniden canlandıracağım. Zap. Aa, kendime geldim, inanamıyorum. Şimdi herkesin kıçına tekmeyi basacağım. Tamam, ay bu şehrin bütün tehlikelerine karşı durabilecek bir üçlüyüz biz. Tabii ki hani. Ay, çocuklar çok salak. Çok salak. Hey velet. elin baban elinde bir şeffaf bir sıvı tutuyor. İçinde de bir tane yumurta var. Babam şey mi yapacak? Yumurta temizlemesi mi yapacak? Yumurta temizlenmesi, eclanting denir ona. Enerjiyi atmak için yapılır. Ne depremi ya? Ben hissetmedim. Yumurtalı su. Tabii. Bu dün. Bu sirkenin içine yumurta koydum. İçinden çıkarıp yumurtayı eline alıyor. Peki bunu düşürdüğüm zaman ne olacak sence? Aa. Bir şey diyeyim mi? Bence zıplayacak ya da patlayacak diyor. Normalde hani böyle yumurta toparlansın, yani yumurta toparlansın diye böyle haşlarken içine şey yaparsın ya, ne derler? Sirke koyarsın ya, bence o yüzden zıplayacak herhalde. Zıplar değil mi? Çünkü yemek yaparken de onu yapıyorsun.
genius. I'm a fucking genius. Benim bunu bilmem lazım. Yasin, hoş geldin. Müthişli olarak aramıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Desteğin için, eğer Discord'umuza değilsen lütfen Discord'umuza da gel. Çok teşekkürler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Bu zıplayacak mı yoksa? Hadi bakalım öğrenelim. Evet. İşin şey diyor, kırılmıyor. Wow. Üstündeki kabuk sirkede yok olduğu için şimdi sadece içinde yumuşak şey var diyor. Bilim inanılmaz bir şey değil mi? Eğer çalışırsan bunun gibi çok ilginç şeyler öğrenebilirsin. Teşekkür ederim baba. Resmen zekama hakaret edildi. Intelligence'ını yükselt diyor bana. Resmen cezama diyecektim. Resmen hakaret. İnanılmaz. Wow, bot. Şu an göremiyorsunuz değil mi? Ben çünkü bir şeye bastım. Herhalde gitmiş olması lazım. Gitti. Okey. Yani ne bileyim, YouTube'da nasıl banlanıyor biri bilmiyorum. Remove yaptım, gitti. Yes. Yes! Bot destroyer. Şimdi ben yine biraz daha izninizle kale yapacağım. Yapamadım. İki tane yapayım. Abi, mental sağlığım yerlerde. Ben bu aileyle ne yapacağım ya? Vallahi. Ne yapayım? Aslında bak, bu mesele. Ya şunu anlamıyorum işte. Yani senin çocuğun oturup hani model yapsa, oturup şey yapsa böyle. Niye ailen bunu beğenmiyor abi? Zekanı geliştiriyor. Mental sağlığına saygısı şeyi var. Saygısı. Mental sağlığına iyi geliyor. Neden mutsuz olursun ki maket yapan bir çocuğu görünce? Ben çok mutlu olurum mesela. Çocuk maket yapıyor lan. Daha güzel bir şey olabilir mi? Para vermiyor çünkü. Ha, okula ne? Okula vermiyor mu? Devlet okulunda. Aileler her zaman parayı önemser. Damn. O maketin parası var ve tek bir maketle kalmıyor. Babam şey. Ama bir şey diyeyim mi? Yani maket olayı bence çok güzel bir şey. Valla. Her ne notuna etki etmiyor diyedir. Çok üzücü lan. Valla çok üzücü. Ay, yıkılıyor be, yıkıyor beni böyle şey. White Asian. Bu aile White Asian. Ne yapsan GG, well played. O kadar haklısın ki. O kadar. Ama ben yine de yapacağım abi. Çünkü ben neyim? I'm a fucking rebel. Geometri çalışıyorum. Maket yapınca olay oluyor. Yok ya. Gel, 7 yaşında geometri çalışıyorum lan. Algebra'ya gireceğim. Algebra. Algebra. En sevdiğim kelimelerden biridir İngilizce'de. Algebra. Şu halime bak. Ha, onu diyeceğim. Yumurtayı sirkeye yatırınca okey. Ben maket yapınca ooo. Yok ya. Hayret bir şey. Ben gerçekten bazı şeye dayanamaz hale geldim. Allah, bu aile bana bunu öğretti. Çok ciddiyim. Şu aşağıya gitmem lazım. Şunu almak istiyorum ama yetişecek mi bilmiyorum. Aa, yetişti vallahi. Mis. Evet. Algebra. Görüşürüz bayan. Kendine iyi bak. Maket ve yumurta ilişkisini... Bence çok mantıklıydı abi. Vallahi bak. Babam bize puzzle aldığında 2 gün içinde bitiyordu çünkü. Sonra biz puzzle almayı yasakladı. Evde asılacak yer kalmadı. Yapılmasını istediğiniz puzzle varsa dize atabilir. Bana iletebilirsiniz. Ya bence güzel bir şey vallahi. Maket verdiğinde bir mutluluk veriyor. Alınca 4 alıyor. Daha safe bir şey var mı? Denesek kız ölecek. Bilmiyorum. Bakacağım. Bakacağım. Yine Buddy ve Jake'le parktayım abi. Dr. Furious, asla kazanamayacaksın. Asla kaybetmeyeceğim. Ah, kaybedeceksin.
Siz üçünüz. Aa, zorbalar geldi. Sanki biraz daha büyük gözüküyorlar. Buddy Jake'in arkasına saklanıyor. Aa, dur yerinde ya da geri çekil. Neye geri çekileceğim? Zorbaların ağzını kırarım vallahi. Ne var? İkisi de bak omuz omuza, görüyor musun? Omuz omuza. Buddy de bizim arkamızda saklanıyor. Ben bu Buddy'yi arkadaşlıktan atacağım. Buddy'yi de öldürsek mi? Ben Buddy'yi şey olarak kullanmak istiyorum abi. Böyle öne atıp şey olarak hani öne atayım. Et kalkan olsun herif. Vallahi. Canım çok sıkıldı. Al. Neyse. Zorbaların ikisi de bize bakıyor. Ne? İkiniz bizimle takılmak ister misiniz diye düşündüm. İkiniz de çok karizmatik duruyorsunuz. Tabii ki öyleyiz. Ne? Bence korktuğunuz çocuklar artık sizinle takılmak istiyor. Ayrıca zorbalar hani özür diliyorlar yalan söyledikleri için. Bu zorbanın adı Mort'muş meğersem. Çok kötü olduğumuz için özür dilerim. Bizim yüzümüzden bayağı tehlikeye girdiniz. Dersinizi almışsınızdır umarım. Dalga mı geçiyor bana? Kumpas mı var? İlginç. Odadan çıkıyorum, yine babam geldi. Allah'ım yarabbim. Peki tatlım, bak şimdi sana bir sorum var. Ne kadar alırsan geride o kadar bırakırsın. Ben neyim? Ne kadar alırsan geride o kadar bırakırsın. Para. Şeydir ya, adımdır. Hani diyorsun ya, footsteps'tir muhtemelen. Peki bir tane daha var. Sana ait olan ama başkaları tarafından daha çok kullanılan şey nedir? My patience? Kalbim. Sabrım abi, kesinlikle sabrım. Kesinlikle sabrım bu arada. Ama yani my fucking patience, dad. Is that what it is? Mükemmel. Ay. Hafızanı geliştir diyor bana. Ya gelişti, ne güzel takıldı işte. İlla bokunu çıkaracaksın baba ya. Ef. Başka biri gidemiyordum değil mi ben? Aa, gidebiliyormuşum be. Püh. Müzik dinlemeye gidebiliyormuşum. Garip biri sana bakıyor ve parktaki bütün gençleri hakkında not alıyor gibi duruyor. Onu birkaç dakika izledikten sonra sana baktığını görüyorsun. Hello. Merhaba. Genç insan. Hani ne? I assume you're worried I have some nefarious reasons for my work. Ya abicim, bu kadar zor konuşmak zorunda mısınız ya? Elindeki not şeyini gösterip böyle vuruyor diyor. Sen Southern Baptist Lisesi'ne mi gidiyorsun? Hayır. Yok. O okula gitmiyorum. Tabii ki. Ben Sergio Guerrero. Ben bir gazeteciyim. O okulla ilgili bir şey makale yazıyorum. Peki gazeteci olman, çocukların etrafında böyle garip şey yapmana bir sebep midir acaba? Uyumuş bile. Vallahi uyumuş. Yo, uyumamış galiba. Anlamadım. Yorgundur, uyumadı çünkü. Her zaman değil. Benim işim bayağı sıkıcı. Hani etrafta araştırma yapmam lazım. Sürekli not almam lazım. Bir şeyler. Ama işte bir şeylere etraf hani tamamen bir araya geldiği zaman da çok tatlış oluyor. Neyse, bir şeyler yazmaya başladı yine not defterine. Manyak mı lan bu adam?
Ama adam sayesinde şey geldi. Beyin fırtınası yapabilme özelliği geldi. Bir de öyle düşün. Vay anası. Vay anası karşı. Ben bunu bitireyim ya. Dört tane yapacağım. Bir tane iyi bir şey yapayım. Ne yapayım? Mesela müzik dinleyeyim. Artı üç alıyor ama eksi üç de ailelerden götürüyor. Olaya bak ya. Vallahi çıldıracağım. Ailem benim evlenmemi istemiyor bu arada. Evlenmemi. Ailem benim eğlenmemi istemiyor abi. Ben eğlenmeyeyim. Ben niye eğleniyorum ya? Evet. Akıl sağlığımı dengelemekte problem yaşıyorum. Ha şey beni tatile götürün dersem eğer şey yaparmışım. Bra. Evlenmeme izin verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? 16. Şu an 19, 19. Bak ama benimle gurur duyuyorlar. Bir yere gidebilirim. O kadar canım sıkkın ki bak hiçbir şey yapmak istemiyorum. O kadar haklısın ki. Bu benim şu anki kafa yapım. Ben bunlara diyeceğim beni bir yere götürün vallahi olay çıkartırım diye. Disneyland'e mi götürürsünüz beni? Başka bir yere mi götürürsünüz? Zerre umurumda değil. Beni bir yere götürün. Beyin puanım yok. Püh. Git eve kızım. Jake ve Buddy'yi görüyoruz okulun önünde. Geldiğini görüyorlar. Aa, ortaokul hakkında konuşuyorduk. Çok kötü olacak her şey. Niye kötü olsun ki? Belki çok da güzel oldu. Yeni insanlarla karşılaşacağız. Yeni problemler. Ay bu çocuğun bel şeyi var. Tatilyeye gidi. Şey, ulan tatilyeyi bile neyse şimdi. Kimlere sattık ya? Neyse. Tatil ya da çalışmış olduğum gerçeği böyle şimdi suratıma vurdu. Geçmişe gittim abi. Valla. İlkokulun bittiğine inanamıyorum. Nasıl olacağını düşünüyorsun ortaokulun ha? Bence çok eğlenceli olacak. Sen bir geri zekalısın buddy. Siz çıldırmışsınız. Çok kötü olacak. Buddy, böyle saçma sapan şeyleri şey yapıyorsun ya, takılıyorsun gerçekten. Hoş geldiniz. Ne? Evet, bir daha birbirimizi gördüğümüz zaman tatil story time'ları. Bir ara yapayım bunu, evet. Bir daha birbirimizi gördüğümüz zaman hani yepyeni şeyler olacak. İyi de hoş geldin. Ortaokul her türlü bulilemenin başlangıcı da hazırlanın çocuklar. Ya biz bir bulilendik zaten. Bayağı bulilendik yani. Vizelerde başarılar Angürcüm. We won't be alone. Yalnız olmayacağız. Sanırım öyle. Aa, doğru yani hani önümüze gelen her şeyle idare edeceğiz. Sanırım sınıfa gitmemiz lazım. İkinizi de bir daha bir sonraki sene görürüm inşallah. Buddy seninle arkadaşlığımı kesiyorum ben. Bu kadardı. Hadi yallah. Başlarım senin şeyine. Böyle karamsar çocuk mu olur lan? Daha kaç yaşındasın? Kaka gördüm. Dur aileme diyeyim ki beni bir yere götürün. Diyebilir miyim? 225 puanım var. Ama 300'dü galiba tripler. Aa gidebiliyorum. Şeye gideyim. Quackland. Yes. Mental health'im yükselsin. 10 mu yükseliyor sadece? Ciddi misiniz ya? 10. Aa bak bu intelligence veriyor. Buna gidelim. Bizim için intelligence önemli. Buna gidelim. Kayak tatiline gidiyorum ben. Hoşça kalın. Çok eğlendim. 37. 100. Mental sağlığım 100 üzerinden 37 ama çok eğlendim abi. Allah çok eğlendim. 10 veriyor. İnanamıyorum şu an. Canım sıkıldı. Ha memory kasmam lazım benim. Şu an fark etmem. Ah. Memory. Memory.
Ah keşke aşağı gitseydim direkt. Niye buradan gittim? Yeah boy. Hallettik. Tamam daha kal zaten istemiyorum ya. Allah da cezasını versin böyle ailenin. Arkadaşlar konusunda verdiğiniz tavsiye çok doğruymuş. İyi ki de gitmeden önceki yayına gelmişim. Çok sevindim Angricim. Çok sevindim. Umarım çok güzel olur. Aa, ne üstüne düştüm bilmiyorum ama yani kayak tatiline gidip de 10 mental sağlığımın 10 artması normal bir şey değil yani. Neyse. Aa, şey anam ya da babam şey ha babammış gazete okuyormuş. Physical activity diyecek şimdi bana. Bana bak ben bayağı aktif bir çocuğum. Bana bakma. Yani dışarıda çok fazla vakit geçirdiğimi düşünüyorsun. Ve yeterince çalışmadığımı düşünüyorsun. Halbuki hayvan gibi çalışmam ve zeki olmama rağmen. Hadi gidelim bugün dışarı da birazcık top oynayalım beraber. O adam ciddi ya. Valla ciddi. İstemiyorum ya. İstemiyorum koşmak. Ciddi bu adam. Hayır koşunca da kızıyor. Bir de öyle bir şey var. Bak şimdi dışarı çıkayım tamam mı? Koşayım kızacak. Ben bilmiyor muyum başıma gelecekleri? İnanılmaz. Fiziğimi arttıran bir şey var mı? Yok. Mental sağlığımı geliştireyim abi. Elimdeki puanlarla ne yapayım? Dışarı çıkınca kızıyor. Yemin ediyorum bıktım ya. Ben bu insanları mutlu edemem abi. Mümkün değil. Memorim artsın bari. Mümkün değil. Vallahi değil. Kecül yapayım bari. Ne yapayım? Bu insanlar benden hiç memnun değil bak. Benim bordo şey masaüstü oyun oynadığımı görseler vallahi kalp krizi geçirirler. Çok net söylüyorum. Instant kalp krizi. Bunu beceremedik. Ha, dedim ve becerdin. Tebrik ederim. Helal kız. Abicim ne zaman bitiyor bu lanet olası okul? Bitiyor galiba sonunda ilkokul. Fiziğimi geliştireyim. Madem fizik istendi. Yapacak bir şey yok. İki koşayım da beni rahat bıraksın. Vallahi. Kıvama geldim anlatabiliyor muyum? Heh. Fizik. Yey buy. Ay 99'da kaldım. What the fuck? Geliştirdim. Aksiyon puanlarımı şey yaptım ve sınava hazırım. Sınava giriyorum. Şimdi bakın. En az B. I got this. Sarıları birleştirmeye çalışıyorum ama yeşiller çok oldu ha. Empati. Hayda. Bu kadar çabuk biteceğini düşünmemiştim. Neyse. Ay ben inşallah güzel puan alırım. Bilemedim. D mi aldım? Rezalet. Ay kimse mental sağlığım da düştü. Ailem de benden nefret ediyor. Vallahi billahi. Neyse birini becerdim en azından. Bu kıyafet ne? Ergen oldum 10 yaşındayım da bu kıyafet ne? Benim gerçekten problemlerim var. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Anam. Yani
What can I do sometimes? Ay yoruldum ya. Bu kıyafet ne? Git. İçim sıkıldı. Gülünesi bir durum. Evet efendim. Hadi lol. Evet efendim. Günün o saatine gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta sonunu da benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim iki gündür. Kaçar. Çok teşekkür ederim benimle beraber geçirdiğiniz için. Bu hafta sonunu umarım daha güzel hafta sonlarını da geçiririz. Life is Strange 2 aklımda, bakacağım. Bakacağım. Türkçesi de vardır, onu rahat ederiz. Dur bakalım. Üzülüyorum kapanışlarda. Olsun. Olsun. Bayağı vakit geçirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, olur mu? Güzel bir hafta geçirin benim için de. Güzel bir hafta başlangıcı yapın. Kendinize iyi bakın. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye. Cupcake. Bana cupcake'den. Ondan önce bir kendime geleyim.